Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 4 Mayıs 2021. Salı günündeyiz. Saatlerimiz 8.01'i gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ve öncelikle Fenerbahçe Arzum Spor maçı olmak üzere spor dünyasındaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Süper Lig'de dün itibariyle 39. haftayı Noktaladık. 5 karşılaşma vardı. 20-30 seansında Fenerbahçe evinde Büyükşehir Belediye Erzumu Sporu konuk etti ve tıpkı Beşiktaş'ın Hatay Spor maçında olduğu gibi Salahacivertler maça çok hızlı başladı. 6. dakikada Sosa e, penaltıdan Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Gerçi e, penaltı pozisyonu incelenmesi bayağı bir uzun sürdü maça da. Fenerbahçe Valencia'nın karşı karşıya kaldığı pozisyonla başlamış. Atan devamında da var incelemesi sonucu penaltı kazanmıştı. Sosa dediğim gibi durumu 1-0'a getirdi. Sonrasında 12'de Valencia, 14'te de perkas üst üste attıkları gollerle farkı 3'e çıkardılar. Fakat Fenerbahçe en azından skor olarak Beşiktaş gibi devamını getiremedi. Son bölümde 81'de Özgür Sert, Erzurumspor'un genç orta sahası ki bu sezon ilk kez forma giydi. Golünü attı, Erzurumspor'u umutlandırdı. Bir iki dakika sonrasında Oltan'la Erzurum bir golden oldu. Çok net bir kafa vuruşu. Alta çıktı az bir farkla. Ama Fenerbahçe tüm bunlara rağmen de birçok pozisyon buldu. Tam 50 kez rakip ceza sahasına girdiğini görüyoruz. Erzurum için bu sayı 25. Toplamda 75. Bu sezonun en yüksek sayısı olmuş Süper Lig'de ki Erzurum 25 kere girmesi Emre Belezoğlu'nun bir hayli sinirlendirmiş gözüküyor maç sonu yaptığı açıklamalardan bunu net bir şekilde anlıyoruz. Gol beklentisi istatistiği yine Fenerbahçe adına ve Süper Lig adına bu sezonun en iyisiydi. 4.8 gol beklentisi Fenerbahçe 3 gol çıkarabildi. Bu beklentide özellikle son bölümde de üst üste net pozisyonları vardı Oไซ Samuel'le, Samatta ama Fenerbahçe bunlardan faydalanamadı. Hatta sonda Emre Belezoğlu da maç bitmeden soyunma odasının yolunu tuttu. Bu kaçan pozisyonlara sinirlendiği gözlendi. Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe puanını 76'ya yükseltti. Lider Beşiktaş'ın 81 puanlı bulunuyor. 5 puanlık fark sürdü. Tabii ki şimdi cumartesi günü saat 20.30'da Galatasaray-Beşiktaş ve Ankara Gücü-Fenerbahçe maçları belirleyici olacak ki şimdi diğer karşılaşmaları da hızlıca aktarayım. Gaziantep 0, Sivas Spor 1. Sivas Spor'da yenilmezlik serisi devam etti dünkü maçta birlikte. Gradel dakika 30'da maçtaki tek golü kaydetti ve Sivas Spor üst üste 16. karşılaşmasında da mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon Süper Lig'deki en iyi seriyi yakaladılar. Gaziantep'le eşitti 15 maçla Sivas Spor ama Gaziantep'i yenerek bu seriyi tek başına Eline geçirmiş oldu. açalım bay. Sivas Spor'un teknik direktörü kariyerinin en iyi serisine egale etti. Daha önce Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde yine 16 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamıştı. Şimdi de Sivas'ta bunu egale etti ve bu rekoru geliştirmek için de Cumartesi günü Başakşehir'i konuk edecekler. 16 seansındaki maçlara bakalım. Alt tarafı yakından ilgilendiren karşılaşmalar vardı. Başakşehir 2, Ankara Gücü 1. Başakşehir yine geriden gelmeyi başardı bu karşılaşmada. Pencil dakika 15'te Ankara Gücü'nü 1-0 geçirmişti. Alper Potuk'un direkten dönen topları vardı 1-0'da. Ama 63'te ufak bir konsantrasyon hatası Ankara Gücü'nde. Alexic topu bir anda önünde buldu. O işte bir saniye yetti şutu çıkarmak için ve Kaleci Freddy'in de yapacak bir şey yoktu. Skor 1-1'e geldi. 88'de de bu sefer Kitsiyon'un hatası Junior Fernandez topu kaptı ve bir dürtüş ve bir plaseyle Başakşehir'e çok kritik bir 3 puan hediye etti. Oyuna sonradan girmişti Junior Fernandez. 85'te girdi 88'de golünü atarak Başakşehir'e galibiyeti getirdi. Ve diğer maçlar Yeni Malatya Spor 1, Kayseri Spor 1, burada da İlhan Parlak 41'de Kayseri Spor'u 1-0 öne geçirdi. 65'te Adem Büyü'nün golü e, skora eşitliği getirdi ve maç 1-1 e, sona erdi. Ve son karşılaşma Kasımpaşa-Alanya Spor mücadelesi. E, Alanya Spor Fenerbahçe maçında e, galibiyete daha yakın olan taraftı. Fakat e, Kasımpaşa karşısında da farklı bir mağlubiyet aldılar. 36'da Hayradinovic, 45'te Telin ve 60'ta tekrar Hayradinovic'in golleri Kasımpaşa'ya 3-0'lık galibiyeti getirdi. E, tabii maçta şanssız da bir pozisyon vardı. Alanya Spor'da Salih Uçan maçın henüz ilk dakikasında e, yüzünden çok ciddi bir şekilde sakatlandı. E, oyunu terk etti ve hastaneye kaldırıldı. Hastanede de gece okudum, e, sabah okuduğum kadarıyla gece yarısı bir operasyon geçirdi. Elmacık kemiğinde iki kırık olduğu söyleniyor. Salih Uçan'ın ki sosyal medyaya düşen fotoğrafı da gerçekten kötüydü ona da geçmiş olsun diyelim. Şimdi bu sonuçlarla birlikte alt taraf tabii ki yine karıştı. Ankara gücü üst üste kötü sonuçlar geliyor Hikmet Karaman'la. O hani canım cicim ayları günleri geride kaldı Ankara gücünde. Şu anda 38 puanı var başkent temsilcisinin ve 18. sırada yer alıyor. Denizli zaten küme düşmüştü 28 puanda. 20. Gençler Birliği 35, 19. Erzurum 37 puanda. Küme düşme attı. E, bu şekilde sıralanıyor. Bir tek Erzurum'un diğer takımlara göre bir maç fazlası olduğunu söyleyelim. E, küme düşme basamağının hemen üstü 17. Kayseri Spor 39 puanda. 16. Kasımpaşa 40, 15. Yeni Malatya Spor 41 puanda. E, Antalya Spor geliyor 14. 43 puanı var ki bir maçı fazla rakiplerine göre. Başakşehir de kendini biraz rahatlattı 43 puanla 13. sıraya kadar yükseldi. Sonrasında da 45 puanlı iki takım Rize Spor ve Konya Spor gelmekteler 11 ve 12. sıradalar. Küme düşmeme yarışı son haftalarda gerçekten çok çetin geçecek ama Denizli'den sonra Gençler Birliği ve Erzurum'un da işlerinin bir hayli zorlaştığını söylemek gerek. Ankara gücü için Henüz erken onlar haftaya çok kritik bir Fenerbahçe karşılaşması oynayacaklar. Orada alınacak sonuca göre ümitlerini tekrar yaşartabilirler. Maçlar bu şekildeydi ligimizde. Yurt dışından da karşılaşma skorlarını size aktarayım. Dün çünkü İspanya'da da bir sürpriz yaşandı. Sevilla Atletik Bilbao'yu konuk ettiği maçtan bir sıfırlık mağlubiyette ayrıldı. Kazansalar oradaki zirve hesabı, zirve yarışı e, bayağı bir karışacak ta hafta sonu da Sevilla Real Madrid mücadelesi, Barcelona Atletico Madrid bu iki karşılaşmanın anlamı çok daha büyük olacaktı ama beklenen olmadı Sevilla bu maçta kaybetti. E, Bundesliga'da Mainz 1, Hertha Berlin 1, İngiltere Premier Lig'de West Bromwich 1, Wolverhampton 1, West Bromwich'de Embaya Cagne golü atan isim oldu. Milli futbolcumuz Okay Yokuşu da bu karşılaşmada ilk 11'de forma giydi. Ve Burnley 1, West Ham 2 sonucu vardı diğer karşılaşmada. İtalya seriyada ise Torino Parma'yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte bitime 4 hafta kala Parma'nın da küme düşmesi kesinleşti. Türkiye'de de birçok sempatizan olduğunu biliyoruz. Başta Emre Özcan olmak üzere Parma manyak Miki'yle. Ama onlar da maalesef çok kötü bir sezon ardından küme düşmeyi başardılar diyelim geçmiş olsun diyelim Parma camiasına. Evet maçlar bu şekildeydi. Elbette açıklamalar da var. özellikle Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Teknik Direktörü Yılmaz Vural maç sonu hem Novikovas'la ilgili hem Ricardo Gomez ve daha genel perspektifte yabancı sınırıyla alakalı gündem oluşturacak ifadeler kullandı. Onları da biraz sonra program içinde değineceğiz. 8.12 saatlerimiz sabah sporu yeni saatinde başladı. Az önce günü özetlemeye çalıştım. Dün 5 karşılaşma vardı. Tabii ki Gözler, Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye, Erzurum Spor mücadelesindeydi. Hem üst tarafı hem de alt tarafı çok yakından ilgilendiren bir karşılaşmaydı. Fenerbahçe'de eksikler vardı. Özellikle tabii Nazım Sangare'nin büyük ölçüde sezonu kapatması, Gökhan Gönül'ün cezası üzerine... Bir de son anda öğrendik ki Serdar Aziz'in de adalesinde ufak bir problem varmış. Biz çünkü ilk 11'i gördüğümüzde Tisar'a vardı. Yedek kulübesine baktım. Yok orada da Serdar Aziz. Öncesinde de paylaşılmış bir bilgi yoktu ama sonrasında Fenerbahçe muhabirleri önce paylaştı. Sonrasında Emre Belezoğlu da açıkladı. Serdar Aziz'iz bir Fenerbahçe sağa çıktı ama bu eksiklerini ilk 14 dakikada ya da maçın çok büyük bölümünde de aramadı Fenerbahçe. Zaten dakika 14 olduğunda skor tabelası 3-0 Fenerbahçe lehineydi. Herkes Hatay Spor, Beşiktaş Hatay Spor maçı gibi bir karşılaşma da bekledi devamında. Orada da ilk 14 dakikada 3-0 olmuş. Beşiktaş 7-0'a gitmişti. Fenerbahçe 7-0'a gidecek pozisyonları da buldu ama Beşiktaş'tan farkı bunları değerlendirememesiydi. Ve kalesinde de sonda gol görüp yine böyle ufak çaplı 1-2 dakikalık bir korku yaşadı. Sonrasında çünkü skor 3-2'ye gelebilirdi Oltan'ın kafa vuruşunda. Ama sonrasında daha net pozisyonlara girdi Fenerbahçe. Değerlendiremeyince maçta 3-1 sona erdi. Fenerbahçe için keyifler yerinde. Dün genel olarak keyifler yerinde. Tabii Emre Belezoğlu'nun hoşlanmadığı şeyler var karşılaşmada ama bu kadar çok pozisyona girmek e, Fenerbahçe için olumluydu. Ben de çok hızlı bir başlangıç bekliyordum. Dün Hı -hı. konuşurken ilk 15 dakikada ama bu kadarını da tabii ki beklemiyordum açıkçası. Fenerbahçe için tabii e, bunlar Sezon boyunca görmediğimiz e, karşılaşmalar, görmediğimiz maçlar. Fenerbahçe genelde sezon boyunca ilk yaraları çöpe atan bir görüntüdeydi. E, temposu çok düşüktü, pozisyon bulmakta zorlanıyordu. E, şimdi başka bir Fenerbahçe var. E, Erzurum Spor'un tabii e, şanssızlığı daha e, adem eden, e, hani maçı ısınamadan e, kalelerinde bir pozisyon vermeleri. Çok net bir pozisyon verdiler. Devamında da penaltı gerçekleşti. E Erzurumspor'un özellikle savunma kurgusunun hakikaten çok sıkıntılı olduğunu dün gördük. Hani karşılaşmaya bir sıfır mağlup başladılar ama bir 0 mağlup başladıktan sonra da bir türlü o savunmadaki organizasyonu sağlayamadı Erzurumspor. Hani zaman zaman Caner'i eleştiriyoruz. Kendi ofsayt çizgisi var diye. Dün Erzurum'da her oyuncunun kendi ofsayt çizgisi vardı adeta. E tabii Fenerbahçe'de ilk golle beraber Büyük bir iştah kazandı ve rakibin üzerine giderken de rakibin de bu hatalarıyla beraber çok kısa süre içerisinde zaten maçı bitirdi. Ondan sonra aynen senin dediğin gibi hemen zaten sosyal medyada tweetler atıldı. Hatay Spor karşılaşması gibi ilk 14 dakikada 3-0 olunca e acaba nereye gidecek diye merak edildi. Ancak sonrasındaki oyun, sonrasındaki gelişmeler çok anormal değil. Onu söylemek gerekiyor. Bazen böyle işte taraftarlar dudak bükebiliyor. işte 3'te niye bıraktılar? daha fazla gol olmalıydı diye. Burada e, çok garip bir durum yok. Hani her 14 dakikada bir 3 gol atacaksınız. E, ...illa her karşılaşmayı 5-0, 6-0, 7-0 kazanacaksınız diye bir durum yok. O yüzden e, çok dudak bükmeye de gerek olmadığını düşünüyorum ben. E, senin dediğin gibi verdiğin istatistikler önemli. İşte Fenerbahçe 50 kez e, rakip ceza sahasında topla buluştu. Bunun yanında e, hakikaten işte Osay Samuel bile 2 gol atabilirdi. Karşılaşmada çok net bir şekilde pozisyonlara girdi. Beceriksizdi sonradan girdiği pozisyonlarda. Ancak e, 3-1'den sonraki o saniyede kafa vuruşu gol olsa e, Fenerbahçe bir dönem stres yaşayabilirdi. E, o da Fenerbahçe'nin şansı oldu. O kafa vuruşu iyi bir kafa vuruşuydu. Hani yere çarptırarak Arun'u geçti zaten top. O gol olsa belki Fenerbahçe bir iki dakikalık bir stres yaşayabilirdi. Ama e, Fenerbahçe adına iyi oynanmış. E, fazla zorlanmadan oynanmış yapılması gereken, alınması gereken bir 3 puandı. Fenerbahçe de bunu başardı. Şimdi Fenerbahçe adına Galatasaray Beşiktaş maçında çıkacak sonuç önemli. Fenerbahçe kalan maçlarını kazanarak ligi nerede bitirebileceğini bakacak. Erol Bulut'tan sonra Emre Belezoğlu'nun geldiği Fenerbahçe en azından ne oynadığı 3 aşağı 5 yukarı belli. İlk 11 3 aşağı 5 yukarı belli. Ve 11'de bazı parçalar olmadığı zaman kimin girebileceği de yine 3 aşağı 5 yukarı belli bir takım görünümünde e, zaafları neler e, zaafları hala Fenerbahçe'nin oyuncu değişikliklerinden sonra ne oyunu koruyabilmesi ne de oyunu ileriye götürebilmesi. Bu arada Bulut döneminde de bir sıkıntıydı Fenerbahçe'de. Dün de e, oyuncu değişikliklerinden sonra e, Fenerbahçe'nin oyunu e, kendi seviyesinde kalamadı. Biraz daha geriye gitti. Bu bir problem olarak gözüküyor. Bir de karşılaşmaların belli bölümlerinde Fenerbahçe oyunu rakibe veriyor. İşte bazı karşılaşmalarda 20 dakika oluyor, bazı karşılaşmalarda 10 dakika oluyor ama sanki o arada Fenerbahçe bir anda sağdan siliyormuş gibi gözüküyor. Ama bunlar şu an için anlaşılabilir defalar. Burada çok gariplik yok. Bu takım sıkıntılı bir sezon geçirdi, kabul etmek lazım. Hep zirveye yakındı ama en fazla konuşulan, en fazla tartışılan, en fazla anlaşılamayan ekip oldu. Erol Bulut üzerinden Erol Bulut'la beraber çok fazla konuşuldu Fenerbahçe. E bu da belli bir huzursuzluğu beraberinde getirmişti tüm sezon boyunca. Şimdi Fenerbahçe Emre Belezoğlu ile beraber biraz daha sakin, biraz daha ne yaptığını bilen. Işte az önce söyledim ya biraz daha 11'i belli, anlayışı belli bir takım görüntüsünde. E burada tabii buna ulaştıktan sonra işte dün de biraz konuştuk. Gelecek sene Fenerbahçe takımı nasıl evrilecek, nereye doğru gidecek? O biraz soru işareti. Çünkü teknik adam değiştirdiğiniz anda yeni teknik adamla beraber büyük ihtimalle bu yapı da bozulacak ve başka bir şey deneyecek yeni teknik adam. İşte Emre Belezoğlu kalır mı, kalmaz mı? Kalması gerekir mi? Bu oyun daha iyi olur mu bu tarz oyuncularla? Bunlar hep soru işaretleri. Yalnız bence iş işte dönüyor, dolaşıyor. Erol Bulut kararının biraz geç verildiğine geliyor Fenerbahçe'de tüm sezon boyunca Fenerbahçe'nin zirveye yakın olması hep işte 3 puan 4 puan 5 puan hep böyle yakalayacak mesafede olması Fenerbahçe'nin Ali Koç yönetiminin o kararı almasını çok geciktirdi. Belki Fenerbahçe bir ara böyle 6-7 puan hani kritik aşamalarda geride kalsaydı o zaman daha kolay bir karar olacaktı. Ama Ali Koç yönetimi de sürekli olarak şunu düşündü. Ya şimdi ee, hani bu kadar yakınken e, bozarsak daha da kötü hale gelirse. Onu düşündüler. O riski de almak istemediler. O riski almak istememelerinin sebebi de önceki iki sezondaki başarısızlıktı. Ee, bunlar geriye dönüp baktığımızda e, söylenmesi kolay cümleler. Ama o an içinde bulunduğunuzda karar almak da kolay değil. Bunu da kabul etmek gerekiyor. O yüzden Ali Koç yönetimini ben anlayabiliyorum. E, o kararı vermekte çok gecikmelerini, zorlanmalarını son derece anlayabiliyorum. Ancak şu anda işte tekrar geriye dönüp baktığımızda sanki oradaki o evlilik daha kısa sürseydi iki taraf için de daha hayırlı olacaktı. Öyle bir görüntü var Fenerbahçe'de. Evet o da benim de düşüncem çok netti özellikle Mesut Özil transferiyle birlikte ama sonrasında Emre Belezoğlu'nun gelmesi de bir o kadar yanlış karar olurdu diye düşünüyordum. Çünkü sportif direktör olarak getirmişsiniz. Sezon öyle başlanmış. Sonra onun teknik direktörlüğe geçmesi çok hoş bir görüntü değildi ama hani o kısmı bir kenara bırakırsak şu andaki teknik adamlığına bakınca Fenerbahçe'nin elindeki kadroya uygun bir şekilde oynattığını ve aslında doğru isim olarak da konumlandığını görüyorum ben. Emre Belezoğlu. O işte organizasyonun yanlış kurulduğunu bize göstermişti. Yoksa orada açıkçası çoğunluk senin gibi düşünüyordu. Ben de öyle düşünüyordum. Hani sportif direktör olarak çok büyük bir şaşayla getirdiğiniz, çok büyük beklentinizin olduğu bir isim. Ki Ali Koç, Emre Belezoğlu'nu sürekli övdü. E, transferlerde övdü, davranışında övdü. E, ama işte organizasyon doğru kurulmadığı noktada ya da organizasyonun organizasyonun e, çok da, nasıl söyleyeyim, böyle biraz da şeklen yapıldığının bir göstergesiydi. Sportif direktörün bir anda teknik direktöre dönmesi Fenerbahçe'de. E, ancak dediğin gibi, hani e, o şeklen kötü olsa da Kulübün organizasyonu açısından kötü olsa da belki geleceği açısından kötü olsa da ya da işte sportif direktör olarak seçtiğiniz kişinin e, asıl hedefinin Türkiye'nin en büyük teknik direktörü olmak olduğunu bilmemeniz ya da bilmenize rağmen hadi sen Fenerbahçelisin bu sene bunu yap demeniz bunlar hep Fenerbahçe'nin yaptığı yanlışlardı. E, ancak gelinen noktada Emre Belezoğlu tercihinin en azından Erol Bulut'a göre... ...öyle söylemek gerekiyor. En azından Erol Bulut'a göre... ...Fenerbahçe için çok daha hayırlı olduğu... ...görülüyor. E, Fenerbahçeli taraftarların... E, ...Emre Belezoğlu döneminde... E, ...şikayetleri ciddi şekilde azaldı. E, tabii kabul ki, etmek gerekiyor. E, Valencia'nın Pelkas'ın röportajlarını... E, ...izlediyseniz Fenerbahçe TV'de... ...oradan e, direkt hani yabancılardan anlaşılıyoruz. Yerliler için zaten... ...hava çok daha iyi e, gözüküyor. Daha çok süre almaya başladılar Emre ile birlikte. Bir de bak mesela Ener Valencia'ya göz açıp kapayıncaya kadar 10 gole geldi. Evet yani bence 10 golden daha kıymetlisi oyun içindeki katkısı. Yani dün Samatta'nın girdikten sonraki performansını görünce Valencia'nın kıymeti bir kat daha artmıştır <laughs> Fenerbahçelerin gözünde. Gerçekten hani top tutamıyor vale, Samatta e, fiziğini bu kadar kötü kullanan başka bir oyuncu yoktur. Hani Larin de buna yakın aslında Samatta'ya çok uzak değil. Ama Valencia gerçekten orada en büyük farkı yaratan isimlerden biri. Tek tek çok fark yaratan var. Sosa da çok fark yarattı. Önüne e, siz doğru isimleri koyarsanız ki bugün e, Fenerbahçe'nin oyunu biraz kaybetmesinde ikinci yarıda Emre İrfan İrfancan'ı, Sosa'nın yanına alıp e, Mert Hakan'ı çıkarması, Pelkas'ı yine oraya çekmesinin etkisi olduğunu düşünüyorum. Oraya Gustavo'yu almaya. E, bayağı, çok geç aldı. Çok geç. 88'de Hı. aldı. Orayı kaybetti zaten Fenerbahçe. Yani İrfan da Sosa'yla, Pelkas'la merkezi tutmanız çok kolay bir işti. Sosa yine en iyi günlerinden birindeydi işin defansif kısmında. Önünde de hani bu Ozan Mert Hakan gibi iki koşucu mücadeleci oyuncu koymanız gerek. Dün bir eksildi. Ozan sabeki e geçti, geçti. Can vardı. Bir de Mert Hakan eksilince iyice aslında Fenerbahçe zorlandı. Şimdi 25 kere rakip ceza sahası topla buluşmuş Erzurumspor. Bu normal şartlarda çok yüksek bir sayı. Fenerbahçe gibi bir takıma karşı zaten Emre Belözoğlu da bundan şikayetçi ama kendi de önlemini bence çok erken almadı. Ya öyle ama şunu da unutmamak gerekiyor işte. Şimdi 3-0'dan sonra oyuncuların aynı tempoda sürekli gaza basarak mücadele etmesi çok kolay değil. Ama evet. bak Beşiktaş çıtayı öyle bir noktaya getiriyor ki işte kıyaslanmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi bir önceki maçta Beşiktaş'ın Hatay Spor maçıyla şimdi Beşiktaş da 3-0'dan sonra bırakabilirdi. Değil mi? Sonuçta yorgun bir takımdı. Bir gün az dinlenmiş. Ama adamlar Hani durmadı. Çok istekliydi. Şimdi Fenerbahçe'nin e, dinlenme konusunda, fizik, kondisyon konusunda çok bir problemi yok Beşiktaş'a göre. Sakatlıklar vesaire. Genel olarak söylüyorum. E, ondan da bekliyorsun aynı şeyi. Ama işte çok doğru değil. Çünkü hani e, Beşiktaş'ın Hatay Spor karşılaşması da çok normal bir mücadele değildi. Onu da kabul etmek gerekiyor. Tamam gerek yani. yine karşı çıkacağım. Erzurum da çok normal bir takım değil. Yani maç içinde yaşananları gör, sonrasında gördün. Novikovas'ın soyunma odasındaki tamam, işte sen ne istiyorsun oyuna girmeyen. Şimdiden, yani ilk 14 dakika 3-0 oldu. Devamında nasıl bir oyun var senin kafanda? Yani Fenerbahçe'nin hiç Erzurum'a top göstermediği. 25 e... kere rakip ceza sahasında buluşturmadığı bir i̇şte oyun tamam, var 25 benim kere kafamda. Tamam ceza sahasında buluştu. Gibi. Bak ama 25 kere ceza sahasında buluştu. Harun kaç kurtarış yaptı? Tamam, şimdi bunları bana o, değil Emre da söylüyor. Ama o sadece zamanda. bir sayı. Yani şimdi 25 kere Erzurum Spor Fenerbahçe ceza aslında buluştu. Çok. İşte Emre Belözoğlu bunu istemiyor. Şimdi Emre Belözoğlu zaten bunları söylerken aslında o da biliyor tam olarak ne olduğunu ama o hala biraz daha oyuncuları motivasyonunu yükseltmek için hedefi hani sen çıtadan bahsettin ya Beşiktaş'ın evet. koyduğu çıta oraya yaklaştırmak için zaten bunları söylüyor. Yoksa şimdi dün karşılaşmayı izlerken Erzurum Spor maçın hangi alanında ortaktı? Tekrar söylüyorum bak 3-1 oldu. 3-1'den sonra kafa vuruşu gelse belki. E tam belki o zaman iki bugün dakika. De konuşacaktık? Efendim? O gol olsa bugün ne konuşacaktık? Ya bak o da belki oyunu verir miydi bilmiyoruz. Tamam. Stres olabilirdi ama belki. Belki o, o, bir ihtimal olarak duruyor. Dolayısıyla şimdi e, sadece eğer rakamlara bakıp Erzurumspor 25 kere Fenerbahçe ceza sahasında topla buluştu. Bu rakam çok yüksek diye e, bir çıkarım yaparsak bu maçın genelini bana göre çok yansıtmıyor. Ben şeye bakıyorum ceza sahasında tamam topla buluştu, buluşabilir ama Fenerbahçe Erzurum Erzurumspor'a net pozisyon verdi mi? Topla buluştuğu anlarda ya da Erzurumspor dalga dalga gelirken biz mi görmedik? Hani gol geliyorum mu dedi Erzurumspor adına. Öyle bir şey yoktu karşılaşmada. Benim anlatmak istediğim o bazen oyunu verirsin rakibe ve belli olur. Mesela ...Beşiktaş-Ankara gücü maçında oyunu verdi. Beşiktaş durdu. Ankara gücü geldi. Ha penaltılar o bu ama Ankara gücü geldi ve... ...Ankara gücünün tehlikeli geldi. stres yarattığı belliydi. Beşiktaş kalesinde. Ama işte dünkü mücadele... ...ben öyle hissetmedim maçı izlerken. Evet sonunda baktım ben de. E, 25 kere ceza sahasında topla buluşmuş. İşte sağlı sollu ortalar var, gittiği şeyler var ama... ...onun... E, Erzurum spora bir faydası olmadı ya da Fenerbahçe'ye bir zararı olmadı. Dolayısıyla şimdi artık 3-0 öne geçmiş bir takım biraz ileri gittiği zaman pozisyon bulan bir takım işte bunları da yaptırdı diye bence eleştirmek biraz haksızlık olur. Ben öyle görüyorum. Peki saygı duyuyorum ben de. Mesut Özil ilk 11'de sahaya çıktı. Yine sağ kanatta oynadı. İrfan Can, e, merkezdeydi daha çok. E, Mesut'u ben genel olarak topsuz oyununda da beğendim. Yani Fenerbahçe'nin attığı <laughs> gollerdeyim. Toplayayım topsuz. E, mesela e, ikinci goldeydi sanıyorum. Topsuz bir koşu yaptı. Bir stoperi kendiyle birlikte çekti. Valencia bomboş kaldı evet. ve hani kendi ofsa çizgisini oluşturmuş oldu istemsiz bir şekilde. Erzurum sporlu futbolcu. Orada görünmeyen bir katkısı var bana kalırsa. Diğer golde de uzun topta Normalde fizik olarak çok ayakta kalmaz ama ikili mücadelede kaldı ayakta, topu kontrol etti, tekte de çok iyi arkadaşına çıkardı, o başlattı bir anlamda ve devamında da organizasyonla zaten Fenerbahçe golü attı genel olarak istekli gördüm ben Mesut Özil'i, İrfan yine iyi günlerinden birindeydi ama hücumda ama işin savunma kısmında işte benim eleştirdiğim noktada o oluyor ikisinde bu da olacak zaten kariyerleri boyunca Mesut'un böyleydi, İrfan'ın da çok farklı olacağını düşünmüyorum dün işte işin savunma kısmında biraz boşladılar ama dün tolere edilebilecek bir karşılaşmaydı elbette. Aynen öyle. Fenerbahçe'nin işte bu durumu tolere edeceği, tolere edemeyeceği karşılaşmalar olacak. E, Fenerbahçe zaten bu anlayışla beraber e, mesela Erzurum Spor'a çok oyunu vermedi ama ondan önceki karşılaşmalarda oyunu verdi biliyorsun. E, hani Kasımpaşa'ya da oyunu verdi, Antep'e de oyunu verdi. Fenerbahçe bazı zorluklar yaşadı. Alanya'ya verdi zaten 10 kişi kalmasıyla beraber. Fenerbahçe bazı zorluklar yaşadı. E, ama Mesut açısından şöyle iyi bir gelişme var. E, şimdi Mesut kimlerle oynamak ister? Fenerbahçe kadrosu içerisinde. Bana sorarsan bu 11'e çıkan oyuncularla oynamak ister. Hani Mesut kendi 11'ini yapsa üç aşağı 5 yukarı bence böyle bir 11 yapar. E, çünkü Mesut onu anlayabilecek pas kalitesi yüksek. E, isimlerle sahada olmak ister. Bir de ama ara pası atacağı hızlı bir oyuncu. O sayısal e, o... Sinan Gümüş de ister bence. Şimdi bu takımda e, çok öyle biri yok. İrfan ayağına bekler. Perkas topu oyunda fena değil. Valencia'da eh ama bir Osay Samuel bir hızlı pırpır pır diyebileceğimiz bir kanat ya da forvet oyuncusu yok. Atıyorum Obanayank gibi bir golcüsü yok e, Fenerbahçe'nin. O da olsa e, Mesut için bence tam ideal kadro olur. Evet o da belki sene artık hani Mesut Özil açısından e, şu an için dediğin doğru öyle bir oyuncu daha olsa iyi olur. Ama neticede e, Mesut'un da hani Fenerbahçe'ye gelişi, Ondan sonra sahaya çıkışı, işte 5-6 maç oynadı, golesiz katkısı veremedi. Ardından sakatlandı, uzun bir sakatlık yaşadı. Geri döndü, ilk 11'de oynaması beklenmezken 11'de oynadı. İki maçtır da 11'de sahaya çıkıyor. Onun açısından da açıkçası çok kolay bir sezon olmadı. Ama Mesut Özil'in hep söylüyorum sahada olması lazım. Mesut Özil sahada oldukça performansı artacaktır. Benim de beklentim o yönde. Evet 8.30 saatlerimiz Hakan içeride arıyla mı uğraşıyorsun? Ee, sivrisinek varmış Hakan bir yandan da sen konuşurken Hakan bir şey yapmaya çalışıyor orada. E, reklama gidelim uygunsan Hakan sonrasında devam edelim. 8.34 saatlerimiz dün e, Serdar Aziz ilk 11'de, e, göremeyince biz de acaba ne oluyor demiştik. E, sonrasında öğrendik ki bir sakatlık varmış ama Maç esnasında da öyle şeyler çıktı ki Serdar Aziz'in mesela Instagram hesabındaki bütün işte fotoğrafları sildiği söylendi. Bu da hani bir tartışma oldu şeklinde. Yorumlandı. Acaba kadro dışı mı kaldı Serdar Aziz? O yüzden bugün maç kadrosunda yoktu dendi. Fakat sonrasında bu durumun aslında bir süredir böyle oldu. Serdar Aziz'in hesabının iki haftadır sanıyorum hacklenmiş mi bir şey olmuş. Fotoğraflar zaten gözükmüyormuş. Maçtan sonra da Gerçi kendi Instagram hesabından bir story paylaştı e, Serdar bu durumun e, doğru olmadığını yani bu farklı iddiaların doğru olmadığını söyledi. E, geçen maç e, Sinan Gümüş'te bir tartışması vardı. Ben acaba ondan dolayı mı böyle bir maçlık bir kadro dışı oldu? Çünkü e, Caner Erkin de bu uygulamaya gitmişti Fenerbahçe. E, dün mesela bizim Barış'a da sordum. O da böyle bir şey yok dedi. O orada kaldı gitti dedi. E, biz açıklamaları şu anda inanmak durumundayız. Diğer türlüsü mü bilmiyorum. Benim aklımda ama bir soru işareti kaldı. Bunu herhalde diğer karşılaşmalarda belki anlayabiliriz. <laughs> Sen böyle durumlarda hep soru işaretiyle yaklaşıyorsun. E bir de Serdar Aziz. Yani Galatasaray'da da nasıl gittiğini hatırlıyorsun. Fenerbahçe'de de e, hani oluyor çünkü sinir hali. Caner Erkin nasıl sinirlenip teknik direktörüne karşı öyle bir ceza aldıysa Serdar Aziz de oradaki ne yaptığına göre ben tam bilmiyorum söylenen sözleri vesaire. Belki e, ceza uygun görmüş olabilir. Bu da çok garip değil. Yani bir maç 10 yapmayı bilirsin. ...yedekte de, de Tisaran var hani... ...Serdar'ın çok gerisinde olan da bir stoper değil. Ee, sen farklı bir şey hissetmedin ama o zaman. Efendim? Farklı bir şey hissetmedin Serdar'ı konusunda. Yani ben böyle durumlara biliyorsun... ...çok kuşkuyla yaklaşan biri değilim... ...o da belki benim hatam... Ee, ...sen biraz daha böyle kuşkucu yaklaşıyorsun... Yani ...daha, çok ya, daha iyi şeydi. bir yaklaşım olabilir o. Yok ya benimki de abartıdır. Yani yani bana, ben söyledik, bana, bana söyledikleri zaman... Yani ...sakatlığı vardı ben inanıyorum saf saf... <gülüyor> <İlginçler>. <gülüyor> ...sonradan bir şey çıkarsa... ...o zaman aklım başıma geliyor... Ama senin dediğinde tabii ki ihtimaller dahilinde. Bu sonuçta insan ilişkileri. Takım 25 tane oyuncu var. Bir sürü ilişki yönetiliyor. Böyle bir durumda olmuş olabilir. Peki reklam arasında bir önceki reklam arasında konuşmuştuk. Penaltı pozisyonu. Sen sordun bana ne diyorsun penaltı penaltı mı diye maçın başında hemen verilmişti. Çoğu taraftar, Fenerbahçe olmayan çoğu taraftar haksız penaltı gibi söylemlerde bulundular. Ama ben hissettiğim haklı bir penaltı olduğu yönündeydi. Baktım sonrasında hakem yorumcularına. Onlar da geneli penaltının haklı olduğunu söylüyorlar. Hüseyin Özkök de bu işlere çok kafa yeri. O da benzer şey yazmış. Sosyal medya hesabında. Ben penaltı olarak gördüm. el Doğal olmayan konumda. Vücudu genişletmiş. Vücuttan sekip sekmemesinin hiçbir önemi yok yeni kuralda. Evet. evet. O yüzden çok net bir. Kritik detayı söyledin. Orada penaltı. büyük ihtimalle taraftarların kafasını karıştıran eski kural oldu. Çünkü eskiden vücuttan sektiği zaman diye bir ibare vardı. Şimdi o kalktı. O kalkınca aynen el doğal konumda mı değil mi? Aslında e, Gökhan'la ilgili e, Bence şöyle bir durum var Penaltı penaltı tamam Ama e, 3-0'dan sonra e, Pelkas'a yaptığı bir fail var e, Orada Mete Kalkavan uyardı e, Böyle ikisi de Ayağını kaldırdı Gökhan vurdu Pelkas'ın ayağına e, Bana sorarsan o ikinci sarı kart ve kırmızı kart Hı, Ben hatırlamıyorum pozisyonu. Ama 3-0 diye Kimse üzerinde durmadı. Mesela sen sen de buralara takılmıyorsun. Ben de buralara takılıyorum. Sen ikinci sarı kartlara taktın Efendim? İkinci Yok Ben mesela skora göre karar verilmesine karşıyım. Onu sevmiyorum. Yani mesela o e, maç 1-1 olsa o pozisyon yangın yerine dönerdi ortalık. Ama 3-0 olunca e, önem önemsenmiyor. O yüzden Gökhan şanslıydı bence dün. Çünkü çok erken bir şekilde e, kırmızı kart görüp oyundan atılabilirdi. Zaten o da yaptığının farkındaydı. Mete Kalkavan orada e, biraz daha böyle oyuncuyu korumaya yönelik hani oyuncuyu sağda tutmaya yönelik bir sakarlık mı kasten mi? Tavır ben hatırlamıyorum falan. pozisyonu. Sakarlık olabilir mi? Yani? E, sakarlık. Sakarlık ama ne? vurdu. Pelkas'ın ayağına vurdu. Hı hı. E, ben öyle pozisyonlarda hani normalde oyuncunun sarı kartı yoksa sarı kart verir misin? Verir. Ben öyle bakıyorum. E, burada biraz daha Mete Kalkavan oyuncuyu korumaya yönelik bir karar aldı ve oyunda tuttu. O yüzden ben Gökhan şanslı olduğunu düşünüyorum dün akşam. Biraz sakarlık yaptı. E penaltı pozisyonu da işte az önce konuştuğumuz gibi. Orada el doğal konumdan açılınca vücuttan gelmesinin bir anlamı kalmıyor. Orada hani neden bu kadar beklendi diye de bir soru işareti oluşmuş. Offside falan orada hesapladılar. Yoksa yani el pozisyonuna neyine bakacaksın? Yani el orada zaten doğal olmayan konuda çağırırsın. Ama birçok offside şüphesi vardı galiba iki farklı pozisyonda. Onları önce değerlendirip sonrasında bu el pozisyonuna geçtiler Peki Erzurum cephesinde 1. Novi Kovas devre arasında oyundan çıkıyor. Sonradan öğreniyoruz ki biz Yılmaz Vural'a küfürler savurmuş soyunma odasında. 2. Ricardo Gomez oyuna girmesi için talimat geliyor. Yerinden kıpırdamıyor. Yılmaz Vural ayağına kadar gidiyor oyuncusunun. ikna etmeye çalışıyor. Ricardo Gomez başı önünde hiç oralı bile değil. Oyuna girmeyi reddediyor. Çok alışık olduğumuz şeyler değil bunlar futbolda ama... Erzurumspor'da dün ikisi birden yaşandı. Maç sonunda Yılmaz Vural belki haklı olduğu bir noktada yaptığı açıklamalarla yine olayı çok başka bir boyuta taşıdı. Bence haksız duruma düştü Yılmaz Vural. Detayını da şimdi birazdan paylaşırız yaptığı açıklamalarını ama önce bu konulardan başlayalım. Ama bu konular da tabii direkt şeyle alakalı, işin para kısmıyla büyük ihtimal alakalı. Yılmaz Vural buna vurgu yapıyor yabancıların Türkiye'de daha farklı davrandıklarını hani hemen maaş alamadıkları anda işte FIFA'ya gidiyorlar. Buradanın bir takım olduğunu unutuyorlar gibi sözler sarf etti dün. İşte ben çalıştığım kulüplerde hiçbir zaman zamanlı maaş alamadım. Bunu bilerek gelsin yabancılar. bakın işte yabancıların yaptığını görüyor musunuz Sayın Cumhurbaşkanımız gibi. böyle enteresan ifadeler kullandı. Yabancı, Yabancı sınırının yabancıyı serbest bırakmak isteyen zihniyete seslendi. Aynen onlara seslendi. İki ay paralarını almasınlar takımın içinde olduğunu unutup UEFA'ya şikayete gidiyorlar. Ben de çoğu zaman paramı alamadım. Biz ne yapalım demiş. Ricardo Gomez'den rica ettim. Sana ihtiyacımız var. Oyuna gir dedim. Girmem dedi. Yabancı futbolcular burayı Dingo'nun ahırı sanıyor. Bir başka oyuncuya oyuncuyu oyundan çıkardık diye bana soyunma odasında küfür etmiş. Bana bir de küfür. Ulan burası Dingo'nun ahırı mı? Allah sabır veriyor. Birkaç sene önce olsa adam gibi döversin demiş. Evet felaket yani nereden tutsan elinde kalan Açıklamalar işte birkaç sene önce olsun döversin. Hani bu Yılmaz Vural olunca komik geliyor böyle şeyler. Hani oyuncuların de pataklaması falan zamanında yapmıştı. Ama yakışmıyor tabii ki bir teknik adamın hala böyle ifadeler kullanması. Üstüne bir de yabancı sınırını çok farklı noktalara taşıması. Hani ödemelerin gecikmesini normalleştirmesi. Bu zaten olağan bunu bilerek gelsinler. Haklarını arayınca futbolcular da tukaka edilmeleri bu. Olacak işti ama şey eleştir. Hani Ricardo Gomez, madem kadrodasın, kadroya alınmışsın, hocam da seni oyuna almak istiyorsa dakika 90'da olsa alacaksın, gireceksin. 80'de olsa gireceksin yani bu kadar basit. Bunu eleştir. Oyuncu sana küfür edemez tabii ki. Orada Yılmaz hocanın yanındayım. Bunu eleştir. Kadro dışı bırak, sözleşmesini ...ve Bunları yap. Bunlara bir itirazım yok ama gidip bu olayı farklı noktalara taşırsan, yabancı kuralı şöyleymiş. Bakın yabancılar şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bu çok anormal gelir tabii ki bana. Şimdi biraz daha açmış Yılmaz Vural söylediklerini. Ekonomik sorunlarını buraya taşıyorlar demiş. 2 ay ödeme süresi var ama hemen UEFA'ya şikayet ediyorlar. UEFA'dan gelen kararda fesih hakları çıkabiliyor tek taraflı sezon sonuna kadar değil 2-3 seneye kadar alacaklarını alabiliyorlar. Takım yapında hadi hocam diyorlar. Biz nasıl takım yapalım? Türk oyuncuya başka, yabancı oyuncuya başka bir durum var. Uçurum var ekonomik anlamda demiş. Bunlar tüm anlaştığı paraları alıyorlar. Türk oyunculara maç başı yapıyorlar. Türk oyuncular şikayette bulunmaz. Vatan haini olur. Öyle bir kaos var ki burada siz oynanan oyunu görüyorsunuz. Takımın dinamiği bozuluyor. Dinamiği bozulmuş bir takımı hedef takım yapmak çok zor. Bunları şikayet gibi algılamayın, yönetici arkadaşlar yabancı serbestliği istiyor, gelin antrenörlük yapın, aralarında Obertan gibi çok karakterli isimler de var, parasını almadığı halde sahaya çıkıp mücadele veriyorlar. Ee, ben bunu konuşurken hepsini kastetmiyorum demiş. Şimdi <laughs> bu aslında güzel bir konu, bu aslında geniş ve önemli bir konu. Ee, Yılmaz Vural'ın söylediklerinde e, tabii ki. Yılmaz Hoca'nın kendi bakış açısıyla bana sorarsan eksik bıraktığı noktalar var. Mesela Yılmaz Burar bu, burada şunu sorgulamıyor. E, kulüp kendi ekonomisinin çok üzerinde e, maaşlar vererek bu kadar fazla yabancıyla anlaşamıyor ve bu yabancıların parasını ödemediği anda bu kaosu aslında kulüp kendi yaratıyor. E, tabii ki yöneticilere tek laf evet. yok burada kendi kulübünün. Yani verilen sözleşmelere, ödenemeyen maaşlara yani yöneticilere şunu demiyor. Arkadaş siz ödeyemeyecekseniz bu adamları niye getirdiniz? İdare edemeyecekseniz. Erzurum Spor bu sezon 20 yabancı oyuncu transfer etmiş. Evet. Şimdi e, dolayısıyla tabii ki Yılmaz Vural'ın bakış açısı, kendi bakış açısı kendi bulunduğu noktadan diyor ki e, bu oyuncular para alamadığı anda e, takımın altına dinamit koymuş oluyorsunuz ve bu takımı e, bir noktaya taşımak çok kolay değil. Her yabancı böyle değil ama problem çıkartıyor ağırlıklı olarak diyor. Şimdi bu tespitte garip bir durum yok. Çünkü bu dünyadaki her futbol takımının başına gelen bir durum. Bu oyuncular profesyonel. Bu oyuncular Erzurum Sporu, siz kapısını çaldığınız zaman duyuyor hayatında ilk defa. Bunu defalarca anlattım. Dolayısıyla siz bir oyuncudan kulübe bir aidiyet oluşturmasını bekleyemezsiniz. Hele sözleşme şartlarını yerine getirmezseniz hiç bekleyemezsiniz. Bu oyuncuların menajerlerin hepsi kurt gibi. Hepsi e, tüm şartları biliyorlar. FIFA'ya gittikleri zaman kazanacaklarını, sözleşmelerinden doğan haklarını biliyorlar. Dolayısıyla e, siz bu şartlarda oyunculara e, bu fırsatı vermemek durumundasınız kulüp olarak. Önce bunların halledilmesi lazım. Eğer bunlar halledilip oyuncular yine problem çıkartıyorsa zaten haklı olan taraf sensin otomatik olarak. Ve o zaman doğal olarak FIFA seni tutar. Sen şimdi oyuncuya karşı bütün yüklerini yerine getir. Oyuncuyu sahaya sokmaya çalış, maça sokmaya çalış, oyuncu girmesin, e, fifalık olun bakalım FIFA kimin tarafında? E, o, o zaman bakalım duruma. Şimdi biz e, bazı şeyleri eksik yaptıktan sonra e, suçu başkasına atıp başkasına ateşe atıp buradan bir çözüm bekliyoruz. E, Yılmaz Vural tabii ki o kısmını ciddi şekilde ıskalamış. E, bunun yanında e, Yılmaz Vural'ı hepimiz seviyoruz. E, Yılmaz Vural e, Türk futbolunun önemli değerli bir isim. Ancak Yılmaz Vural'ın artık bu açıklamaları da 1980 model oyuncu dövmek bir insana vurmak onu yapmak bunu yapmak bunu söylemek dahi yani yapacağından değil edeceğinden değil ama bunu dile getirmek dahi artık günümüzde kabul edilemeyen şeyler olmaması gereken söylenmemesi gereken şeyler aslında Yılmaz Vural'ın neden kariyer hedeflerine ulaşamadığını da açıklayan cümleler bunlar yani neden beni büyük takımlar tercih etmiyor dediği noktada Yılmaz Vural'ın kendi açıklamalarına bakması gerekiyor. Birkaç sene önce olsaydı döverdik ederdik dediğim gibi bunlar çok eski artık günümüzle hiç bağdaşmayan insanlıkla bağdaşmayan açıklamalar Yılmaz Vural adına. O bakımdan üzücü. Bunun yanında Erzurumspor'un yaşadığı problemi yaşayan herhalde onlarca takım vardır. Türkiye'de buna büyük takımlar da dahil ama büyük takımlarda da biraz daha işte ekonominin iyi olması, maaşların yüksek olması, taraftar baskısının yüksek olmasıyla beraber oyuncular biraz daha temkinli davranıyor yabancı oyuncular bu tarz ödeme konularında ama neticede bu Türk futbolunun ciddi bir sorunudur yapılan sözleşmelerinin karşılığının verilememesi, zamanında ödeme yapılamaması. İşte burada baş sorumlu Erzurumspor örneğinde yönetim yönetimine ilk önce e, laf edecek, eleştirecek Yılmaz Bey. Sonra diğer konulara geçse hadi ben bir nebze anlayabilirim ama yönetime benim görebildiğim kadarıyla tek bir laf yok. Az önce söylediğim 20 yabancı oyuncu transfer etmiş Erzurumspor e, yaz ve kış transfer dönemlerinde. E, dokuzunu yazın alıp kışın göndermişler sanıyorum. Zaten örneğini çok verdim. 28 Ocak'ta alıp 31 Ocak'ta gönderdikleri yabancı futbolcu var. Sürekli her şeyi böyle transferle çözmeye çalışan bir zihniyet. Üstüne bir de bir iki ay sonrasında bir yardım gecesi düzenleyen bir takım Erzurumspor. Bir de bunları bilmeden mi geldi Yılmaz Vural? Şimdi bu görevi de kabul etti kendisi. Erzurumspor'un içinde bulunduğu durumu herhalde az buçuk biliyordu. Biz dışarıdan bir gözle ne kadar zor olduklarını görüyoruz. Yılmaz Hoca bu işin içinde Bunlarla uğraşacağını çok büyük ihtimal e, öngörmeliydi. Türkiye'de ilk defa yabancılar böyle bir kazan kaldırmıyor. Ekonomi e, çoğu kulüpte böyle, çalıştığı kulüplerde de böyleydi. Yılmaz Vural'ın e, bunu ilk kez yaşıyormuş gibi de davranması ve olayı bu yabancı sınırına bağlaması. Yani yabancıları almayalım, yerlilerle güllük gülistanlık mı olacak? O zaman ben de yerlere sesleniyorum. Siz de paranızı yabancılar gibi isteyin. O zaman yani yerli oyuncu da mı oynamasın diyeceğiz yerliler parasını istediğinde? Bu mu yani? Bu mu çözüm? Yılmaz Hoca'nın istediği. Tabii ki bu çözüm değil. Ancak şöyle bir gerçek var. Ee, şimdi yerli oyuncu piyasasında özellikle büyük takımları bir tarafa koyarsan rakamları 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorsun. Ancak e, Türkiye'ye getirilen yabancıların e, bir önceki kulübünden aldığı maaşla Türkiye'de aldığı maaş arasında herhalde dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar ciddi bir uçurum var. E, ve dikkat et bazı takımlar duyuyoruz. 20 transfer 25 transfer. O futbolcu bu futbolcu. Ya bu arkadaş önceden neredeydi pek bilinmiyor. Sözleşmesi ne kadar? Milyon euro. Şimdi orada zaten bit yeniği orada. Esas bit yeniği orada. Burayı işte biraz senin gibi düşünmek gerekiyor. Burada biraz septik olmak gerekiyor. Kuşkuculuk esas burada olması gerekiyor. Yani bu transferler bana sorarsan kulübün hatrı kulübün başarısı için yapılmıyor. Yani Dolayısıyla asıl problem orada çıkıyor. Şimdi sizde eğer bir kulüp sürekli olarak e, böylesine fazla transfer yapıp e, sürekli bir değişim. Hani sürekli bir değişim var orada. O gidiyor, o geliyor, o gidiyor, o geliyor. Peki göndermekle bitmiyor ki onun sözleşme yükümlülükleri var. Sonuçta oyuncu sözle gelmiyor. Bir kontrat da geliyor. E, o kontrat kulübe bir maliyet getiriyor. Yerisi bir maliyet getiriyor. İmza paraları, sözleşmeler derken hani 100 bin euroluk oyuncuyu, eğer siz burada 500 bin euro oynatırsanız 600 bin euro oynatırsanız 4 sene kontrat verirseniz 300 bin euro imza parası verirseniz orada bir şey vardır. Peki bunu denetleyen kim kulüpte? Ya da kulüplerde? Sıfır. Sıfır denetim. Sıfır denetim. Yani bugün bir seçim oluyor. Bir kulübe bir yönetim geliyor. Ondan sonra tamamen o yönetimdeki insanların şeyine kalmış kulüpler. İradesine kalmış durumda. Yani genel kurulun Hiçbir etkisi yok, sıfır. Bir denetim mekanizması yok. O, iş, o yüzden zaten e, kulüplerdeki işleyişte ciddi hatalar var. Ben bunu söylüyorum. Bir denetim mekanizması olması lazım. Birilerine birilerinin arkadaş sen ne yapıyorsun demesi lazım. Yani ben başkan geldim. E, çok güzel. Benim listemde Mert var, e, Hakan var. Çok güzel. E, Mert transferlerden sorumlu. Hakan da transferlerden sorumlu. Hadi bakalım 30 transfer yapalım. Ya arkadaş bir dakika ne yapıyorsun? Hangi parayla yapıyorsun? Kaç senelik yapıyorsun? Neden yapıyorsun? Bunlar denetlenmediği sürece e, kulüpler e, bu tarz davranışlara e, mahkum durumda kalıyor ne yazık ki. E, bu da Erzurumspor açısından ilk değil, e, son da olmayacak. Yalnız şunu söyleyeyim, Erzurumspor buradan da toparlayamayacak. Kalan iki maçı var zaten. Hayır, hayır bu sene için söylemiyorum. Düşündük. Yani, yani Erzurumspor'un geleceği çok karanlık. Kimse kusura bakmasın ama. Hayret. Benden yine karamsar bir tablo çizdim. Yani yok sizin. Mert olmuyor. Ya öyle ama zaten. Buralarda olmuyor yani. Tabii bunu bunu şimdi... çevirmeleri mümkün değil. Bak Ben de senden daha şeyini düşünüyorum zaten. E, küme düşecekler çok büyük ihtimalle. Kalan iki maçta işte çok kolay değil. İşte hani, küme düşmek futbolda dünyanın sonu değil ya. Küme düşersin. Doğru bir yapım vardır. Bir sene sonra çıkarsın. Ya da o ligde de mücadeleci olursun. Ama bizde dağılıyorlar. Kağıt Elva gibi dağılıyorlar. Gittiğin anda, süper lig ekonomisinden çıktığın anda o kulübü tut tutabilirsen. Ama şimdi Erzurum'un küme düşmesi kesinleşsin daha tabii belli olmaz belki kalır ama matematiksel olarak tabii ki şansı var devam için. Erzurum lobisi devreye girecek küme düşmenin kaldırılması için. Denizli lobisi çoktan girmiştir belki. Kayseri atıyorum o olacak, Ankara Gücü olacak. Bunlar konuşulacak sezon sonunda. Biz düşersek ölürüz, biteriz. Bir daha yaşayamayız. Eee deneyecek mesela bu Erzurum Erzurumspor finansal fair play çok harfiyen uymuş herhalde. Değil mi? hiçbir ihtar, bir ceza öngörülmediğine göre bütçeyi aşmadığına göre gelirine göre bir gider tablosu da oluşturmuşlar. Helal olsun yönetimi de tebrik etmek gerek. Öyle bir takım ki. Ha burada çok güzel söyledin. Bırak gelir gideri. E peki burada Türkiye Futbol Federasyonu'nun rolü? Türkiye Futbol Federasyonu'nun hiç mi suçu yok? Ya yani sen takıma harcama limiti koyuyorsun. Harcama limiti koyduğun takım ödeme yapamıyor. Nasıl oluyor bu iş Türkiye Futbol Federasyonu? Yukarı kulüpte öyle zaten ki. Yani Na, kim şu an ödemesini düzgün yapabiliyor ki? Zaten harcama limitleri de saçma da. Zaten olmayan parayı harcıyor Hayır, şu anda. şu al, açıdan mi? harcama limitlerinin içinde neler var? Oyuncu ödemeleri var. Her şey var değil mi? Teknik. Yani neredeyse dostları. elektrik faturasını koyacaklar harcama limitinin içine. Dolayısıyla harcama limitinin esprisi e, denk bütçe değil mi? Ya da denk bütçeye yakın bütçe değil mi? İşte öyle ama geçmiş senelere bakıp da yapıldığı için o da tam aslında randımanlı bir sistemde değil. Tamam Sonuçta... itirazım yok. Kalkıp da birebir olmayacak. Yani Aynen. kuruşu kuruşuna çıkarmasını beklemiyorum. Okey ona itirazım yok. Ama peki bu tablo mu? Yok bu kadar da olmaması yani kaç, lazım. 3 tane 4 tane oyuncu Erzurum gönderdi zaten. Oyuncuların e, davranışlarının ekonomik kaynaklı olduğunu Yılmaz Vural söylüyor. E, Gönderdikleri bu, bu Atıf Şeşu'lar, Elkebirler. Aynen. E, Dakostalar. Dakosta, Brahim Dare Dört isimden evet. bahsetti dün Yılmaz Vural. Zaten evet. Onlar gitti. Şimdi üstüne bu iki oyuncu da büyük ihtimal yarın öbür gün ilişki geçirecek. Obertan da parasını alamıyor. Obertan da gidebilir isterse. O, evet. Şey o değil yukarı. ki Obertan'a veriyorlar da ötekilerine vermiyorlar. Değil ki durum. E, takımın Takımın e, maaşlarını ödeyemediği ve uzun süredir ödeyemediği ortada. E nasıl oldu? Hani harcama limitleri hani denkti, yakındı. Şimdi e, harcama limitinin e, pratikte bir karşılığı olsa şu olabilir. Bir ay geriden gelirsin, değil mi? Hani dersin ki tamam yakın çıkartmaya çalışacağız. Biraz eksi de kalacağız ama yakın e, belli ki. Şimdi bir ay mesela parasını alamayan oyuncu da bu kadar isyan etmez. Belli orada süre gelen bir sıkıntı var. Aynen yani bu iki ay alamadı diye değildir. Bu zaten sezon başından beri birikmiştir. Eee çok ufak ödemeler yapılmıştır ama tatmin etmemiştir futbolculara. sözler yerden. tutulmamıştır e, klasik olarak. Klasik yani bu büyük kulüplerde de böyle. Beşiktaş'ta da öyle oldu. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da da öyle. Niye gitti bu adamlar yani? Kuruse e evet. bir ay ödemesi yapılmadı diye mi gitti? Victor Ruiz ya da X bir futbolcu. E, tabii ki biriken bir süreç var. Yani Her... e, bu harcama limitleri e, net konuşmak gerekirse hepimize söylenmiş büyük bir yalandır. Ölü doğan bir çocuk gibi oldu. E, hiçbir vasfı, bir işlevi yok. Devam edecek gözüküyor e Ama bari de. bu tiyatroyu da oynamayın artık. Yani tiyatro gibi evet. Uygulanmadığını yani bunu da biliyorsun. Hani. Ee, o soruyu bir kere daha soralım. Şu harcama limitleri yüzünden ihtar alan bir tane süperlik kulübü var mı? Belki sen işte. Cezası vardı. Şu kadar geçersen ihtar. Şu kadar geçersen ikinci ihtar. Üçüncü ihtar. Ee, kadro kısıtlaması, transfer yasağı, puan silme. Var mıdır bununla karşı karşıya kalan bir kulüp süperlikte? Yok. Bu senenin e, zaten cezasını öbür sene çekecekler. Evet. Bir önceki sene de olmadığına göre. E tamam bu tiyatroyu kaldırın artık. İzledik yeteri kadar. Erdem Özkan aslında her kulüpte denetim kurulu var fakat mesele şu ki o kurulları da yönetim kurulu göreve getiriyor zaten. Evet problem o denetim kurulu adı üstünde var. Rapor hazırlıyorlar sürekli de. O raporun inandırıcılığı var mı? E, aynen dediği gibi kendi getirdiği adamı aksi bir de, rapor sunabilir mi denetim kurulu yoksa o görevden olur zaten. E, Mesleğine de bilmiyorum. Neyse çok oraya girmiyor. Saygısı yok ki. Böyle şeyler yapabiliyor denetim kurulundaki insanlar da. Evet. 8.56 Hakan Reklam'a gidelim. Reklamdan sonra buradayız. 8.59 saatlerimiz. Girişte Fenerbahçe-Erzum Spor mücadelesini değerlendirdik. Fenerbahçe cephesinden baktık. Erzum Spor'da tartışmalar var. Kulüp içinde futbolcularla teknik adam arasında. Gün içinde orada da sıcak gelişmeler yaşanabilir. Sözleşme fesi gibi. Hatta Yılmaz Vural dedi ki bazı işte genç takımdaki futbolcuların profesyonel yapılmasını talep ettiğini söyledi. Dün de e, oyuna aldığı e, oyunculara bakarsak hani golü atan Özgür Sert genç bir isim e, o da ilk kez Süper Lig'de bir maça çıktı. Golünü de attı ilk karşılaşmada. Gol sevinci de enteresandı bu arada. Kulaklarını e, tıkadı ama neye bir göndermeydi onu açıkçası çok fazla anlayamadım. E, şimdi geçelim Galatasaray'dan e, bir haber paylaşmak istiyorum. O da şu, Galatasaray'ın başkan adaylarından biri Eşref Amamcı oldu. Halik de Fatih Terim'le ilgili söylediği sözler zaten manşete çekilmiş. Kendisinin normalde hani algı şuydu. Galatasaray başkan adaylarının hepsi hani yeni sezonda da Fatih Terim'in teknik direktör olmasını istiyor şeklindeydi. Fakat Eşref Amamcı ilk defa net bir şekilde bundan farklı bir söylemde bulunmuş verdiği röportajda. Soru şu şekilde gelmiş. Ee, son dönemde adı Galatasaray başkanlığı içinde geçiyor Fatih Terim'in. Belki futbol direktörü olarak önemli işler yapabilir sizce? Kulübede mi yoksa tepede futbol direktörü olarak mı daha faydalı olur diye sorulmuş. Ee, kendisinin yanıtı da şu. Bence artık futbol direktörlüğüne geçmesi lazım. Ee, Fatih Terim Hoca benimle aynı yaşlarda 67-68 bu bir... Olgunluk dönemi artık Avrupa'da rekabet farklı bir aşamaya geldi. Futbolcu olarak önemli bir geçmişi olmayan Klopp, Tuhel gibi genç antrenörler oldukça başarılı. Meşhur futbolcular olarak tanımıyoruz bunları ama eğitimliler ve çağa uygunlar. Galatasaray'da Fatih Terim'in tecrübesinden yönetimsel olarak çok fayda sağlar. Biz bir bütçe vizyonuyla geleceğiz. Bu vizyonun gerçekleşmesi için Galatasaraylıların katkısı şart. Fatih Hoca ile zamanı gelince konuşulur. Desteği çok değerli olur. Bizim bir parçamız Fatih Terim demiş Eşref Amamcıoğlu. E, fakat e, bu sözlerin içeriğine bakarsak e, Fatih Terim'in de e, bana kalırsa hani futbol direktörü olarak da Galatasaray'da çalışmak istemeyeceğini düşünürüm ben. Eğer Eşref Amamcıoğlu göreve gelirse. Çünkü e, burada Fatih Hoca'yı e, överken bir yandan da eleştirmiş. Üstü kapalı bir şekilde ya da üstü kapatmaya çalışmış ama çok kapanmamış Eşref sözlerinden. İşte çağa ayak uydurmak demiş, genç teknik adamlar demiş, eğitimliler demiş vesaire. Burada hani Klopp Tuhel övgüsü varken Fatih Hoca'yı da çağın gerisinde kaldığını, diğer eğitimlilerin gerisinde kaldığını da net bir şekilde ima etmiş. Burada farklı yorumlanacağını düşünmüyorum ben. Çok net bir şekilde Fatih Terim'e de eleştiri var. Burada bu röportajı okuyan Fatih Terim'in ben öyle düşünüyorum en azından. Eşref Hamamcıoğlu ile çalışmak istemez diye düşünüyorum. Eşref Hamamcıoğlu Radyo Spor'a bağlandığı zaman da Fatih Terim'le devam konusunda bir şey söylememişti. E, bunun kulislerde konuşulduğunu e, biz burada senle Radyo Spor'da söylemiştik. Hatta sen de dile getirmiştin bunu. Evet hani çünkü öyle bir algı vardı ki yani her gelen başkan adayı biz kesin Fatih Terim'le çalışacağız diye bir düşünce vardı. Ama Eşref Hamamcıoğlu'nun böyle düşünmediğini ben de biliyordum. Kendisi de zaten artık evet. net bir şekilde ifade etmiş. Bu söyledikleri de e, kulislerde konuşulanın ete kemiğe bürünmüş hali oldu. Eşref Hamamcıoğlu adına. Ama tabii Eşref Hamamcıoğlu e, Fatih Terim gibi bir profili e, direkt olarak kulüpten ayıramaz. ayırmakta istemiyor. O cepheyi e, böyle bir savaşta kendini açmak istemiyor. Ama bu emin misin? Ben bundan da emin değilim işte. Dolayısıyla Fatih Terim o şekilde konumlamış. Ama bunu konumlarken kullandığı ifadeler Fatih Terim'in hoşuna gidecek ve güllük gülistanlık yine e, hani baştan e, başkanla arasını bozacak bence açıklamalar ifadeler ya e, orada tabii bir kılıfını uydurması lazım şimdi Fatih Terim'i e, neden sportif direktör yapıyor Eşref Hamamcıoğlu yani şimdi geldin sen Eşref Am Amca olsun düşün ne diyeceksin şimdi onun bir altını doldurması lazım altını da doldurabildiği kadar nazik doldurmuş çünkü şey diyemezsin ki geldin Fatih Terim'e Fatih Hoca ben başkan olacağım. Çok güzel. Hayırlısı olsun. Niyetim var. Başkan olsam da sen sportif direktörsün. Fatih terim bir dakika ya ne oluyor yani? E niye? Bir sezon sen, altıncı benim, olmuşsun. Bir sezon atıyorum. Hayır, üçüncü sen olmuşsun. Sen benim kariyerimle ilgili nasıl böyle bir kararı veriyorsun? Anladın mı? Neye göre sportif direktör yani? Şimdi neden bunu yapıyor biliyor musun? Fatih Terim olduğu için normalde eğer Fatih Terim'le çalışmak istemezse, bir teknik adamla çalışmak istemezse, hoca teşekkür eder hizmetlerin için. Biz seni düşünmüyoruz der. Kenara ayırırsın hocayı. Şimdi Fatih Terim'e ayıramıyorsun. Eşref Hamamcıoğlu'nun yaşadığı çatışma da oradan geliyor. O da Fatih Terim'e bir e, rol buluyor kulüpte. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Şimdi Erol Bulut değil ki. Erol Hoca teşekkür ederiz güle güle. Bu Fatih Terim şimdi Fatih Terim olunca ve Fatih Terim'i teknik direktör olarak istemeyince Fatih Terim'e bir pozisyon yaratman gerekiyor. Sportif direktör mü pozisyon? Evet çünkü başka pozisyon yok. Yo. Sportif direktörlüğün çok sağlıklı olacağını düşünüyor musun sen bu sezon? Emre Belezoğlu. Dur o, bu o, o ikinci kısmı. Tamam. Ben Eşref, Ama... Eşref Amcaoğlu'nun bakış açısını sana anlatıyorum şu an. Tamam. Şimdi sen Eşref olursun. Tekrar söylüyorum bak. Fatih Terim'le çalışmak istemiyorsun. Belli. Söylediklerinden belli. Bütün kulağımıza gelenlerin doğru olduğunun Akşam Gazetesi'ne verildiği röportajda anlıyoruz. Ki ilk söyleyenlerden biri de sensin burada. Evet. E şimdi Fatih Terim'i e ayıramıyorsun işte kenara. Ne yapacaksın? Güle güle diyemiyorsun Fatih Terim'e. Fatih Terim'e güle güle diyemediğin noktada ona bir pozisyon yaratman lazım. Peki Fatih Terim bir, sportif direktör olmak istiyor mu? İki, Fatih Terim'in sportif direktör olması doğru mu? Bunlar daha zor sorular. Peki bak oraya geçmeden oraya da tartışalım ama gerçekten eşref amamcı olun ben Fatih Terim'in sportif direktör olmasını istediğini de düşünmüyorum. Bu iki kadar iddialı bir söylem belki ama bilgiye dayalı değil bu benim tahminim. İlkinde daha çok bilgiye dayalıydı ama bu değil. Onu nazikçe küstürüp hani tabiri caizse Galatasaray'da devam etmemesini sağlamak. Çünkü dediğim gibi sen bu sözleri duyan Fatih Terim'in hani çağın gerisinde kalma imasında bulunmasını kondurabileceğini kendine düşünebiliyor musun? Şu an Fatih Terim'e sorsan kendisi hala bu görev için aç gayet de başarılı, ileri bir ki. teknik adam. Tabii ki. Şimdi bu açıklama hoşuna gider mi sence? Gitmez. E Tamam. Niye Hayır devam etsin? Hayır Fatih Terim. E, tamam. Ve kenara çıkacak. Yani eşref amca stratejisi o. İşte bence sportif direktör de değil yani. Komple tamam. Galatasaray'dan faz etki uzaklaştırmak gibi hissediyorum. İşte zaten aslında oturuyor söylediklerimiz birbirine. Şimdi Fatih Terim'e pozisyon bulmak zorunda. Eşref Hamamcıoğlu bir mantığa e, oturtmak zorunda söylediklerini. O da bu şekilde mümkün olduğu kadar kibar bir şekilde dile getiriyor. İşte yeni hocalar var diyor. E, Fatih Hoca artık olgunluk dönemine girdi diyor. Benim yaşımda diyor Fatih Hoca 3 aşağı 5 yukarı. Evet. Artık zamanının geçtiğini söylüyor. Olgunluk dönemi. Diyor. Sağ içerisi için. Tamam bunları söylüyor. Şimdi bunları söylediği noktada karşı tarafa Fatih Erim'e söylediği anda ne diyor? Fatih Hoca teknik direktör olma ama bak gel sportif direktör ol. Şimdi bu Eşref Hamamcıoğlu tarafı. Çünkü Eşref Hamamcıoğlu başkanlık yarışında Fatih Terimsiz bir planla çıkamaz bana sorarsan. Üzerini tamamen çizemez. O, o yüzden bu stratejiyi gidiyor. Burada anlaştık mı? Hı hı. Dön Fatih Terim'e. Fatih Terim'e döndüğün noktada Fatih Hoca da diyor ki bir dakika ya. Bir dakika yani sen neye kime göre karar veriyorsun? Ben teknik direktöre devam edeceğim. Bir, teknik direktörlüğümü istemiyorsan o zaman söyle. Ha, bunu söylemiyorsun. Bana bir pozisyon yaratıyorsun. Sportif direktörlük. Ben de bunu istemiyorum diyor. Fatih Terim denklemden çıkıyor. Ama normal şartlarda farz et ki e, her şey istedikleri gibi gitti. Ya da istemedikleri gibi de Eşref ol açısından pek istemediği gibi gitti. Ama Fatih Terim de işin içinde kalmak istedi. Sportif direktörlüğü kabul etti. Facia. Hayal yani işte. Facia. Fatih Terim'in başkanlık harici kulüpte herhangi bir evet. görev alması demek e, her an teknik direktörün Aynen yerine öyle. aday olması Aynen demek. Öyle. O yüzden zaten ya. dışarıda kalması da o, o ya. Bir Tabii. takım çalıştırmaması da Galatasaray açısından kötü aslında Fatih Hoca'nın. Hı hı. Çünkü sürekli olarak gölgesi altında Galatasaray yeni teknik direktör çalışacak. İşte o yüzden Fatih Terim çok zor bir denklem. Dolayısıyla Eşref Hamamcıoğlu da bu tarz bir stratejiye gitmiş diye düşünüyorum. Evet, e, burada da hani Klopp örneği Alman e, teknik adamlar örnek vermesi kafasında da belli ki genç, aç, hani isme bakmayacağı bir teknik adam arıyor. Bu yerli de olabilir. Sadece Alman olacağını düşünmüyorum. Atıyorum. Çağdaş Atan'ı da belki isteyebilir. Belki Ömer Erdoğan'ı da Okan Buruk'ta olabilir. Ama yurt dışından da bir teknik adam getirebileceğini e, hissettiriyor. E, açıklamalarından benim de anladığım. Bu ama zor bir süreç olacak. Yani Fatih Terim'le e, devam ederse bir şekilde anlaşırlarsa daha hani başkanlarla zaten arası çok iyi değil. Fatih Terim'in. Bir de yeni başkanla da aynı şekilde e, başlaması kulüp içinde pek hayırlı olmaz bu konun çözülmesi gerek bir an önce ama buradan da şuraya bağlayayım bugün Galatasaray'da yönetim kurulu toplantısı var ve seçimin ertelenmesi gündemde hala Galatasaray'da böyle bir sıkıntı söz konusu 29 Mayıs normalde seçim 7 Mayıs'a kadar listeler verilecek bugün de hem Eşref Amamcıoğlu hem Metin Öztürk listelerini teslim edecekler aday sayısı resmen 3'e çıkacak ki Burak Elmas teslim etmişti ama işte seçim ertelendi diye bir açıklama yaparsa Galatasaray o zaman tam bir kaos Galatasaray bekliyor olacak çünkü mevcut yönetim zaten kendi içinde bir birlik değil kulübün çözmesi gereken birçok problemi var bu yönetim ne kadar birlik olup bu problemleri çözebilecek tam bir soru işareti başkana güven yok yönetim kurulu zaten kendi başına buyruk hareket ediyor şu anda başkandan ayrı felaket bir senaryo olur Galatasaray için. Durum bu hala abi Galatasaray'la. Evet, dün Bilmiyorum. konuşmuştuk. Acil olarak Galatasaray'ın seçim yapması hayrına olacak gibi gözükmekte. E, yalnız şunu da söylemek gerekiyor bence. E, Eşref Hamamcıoğlu işte sen genel olarak söyledin e, diğer adaylara göre ön plana çıkıyor dedin. Şu an mevcut tabloda. Mevcut ben tabloda. öyle görüyorum. Ama değişebilir hala yeni başkan adayları. Tabii olarak. ki değişebilir. E, yalnız bu e, izlediği yolda hani Fatih Terim'siz bir Galatasaray yolu da e, aslında Zorlu ama cesaret isteyen bir yol. E, bu da e, mesela onu diğer adaylardan e, biraz ayırıyor. E, çünkü dediğim gibi hani Fatih Terim'siz bir Galatasaray düşünmek hakikaten kolay değil. E, normal şartlarda Fatih Terim e, isteyene kadar çalışır gibi bir hava var. Hı hı. Bunu kabul etmek gerekiyor Galatasaray içerisinde. Şimdi Eşref Hamamcıoğlu'nun kafasında e, başka planların olması, bakış açısının değişik olması e, açıkçası cesaret ister. Evet. Diğer adaylardan dediğin gibi bu açıdan e, sıyrılıyor ki hani Fatih Terim'le de oturup da konuşması lazım bir kere. Onu da söylemiştik. Tabii o kesin. Şu anda böyle bir ortam oluşmadığını tahmin ediyoruz başka adaylarla Fatih Terim arasında ama Ama evet. senin benim kulağıma gelen hı hı. E, Fatih Terim'in kulaklarına e, çok önceden gelmiştir. Büyük ihtimalle Fatih Terim de Eşref Hamamcıoğlu'nun e, pek niyetinin olmadığını e, kendisiyle alakalı olarak çalışmak için biliyordur. E, dolayısıyla Hani oturup konuşsalar da o biraz hani formalite, mi? E, efendim, formalite, formalite icabı olur gibi gözükmekte. E, Fatih Terim'le yolu devam edilmemesi de çok anormal bir karar değildir. Sağ sonuçlarında bakılırsa futbolcuların e, durumuna, takımın durumuna bakılırsa e, sonuçta kimse sonsuza kadar e, bir takımın başında kalamıyor. Teknik adamlar değişiyor. E, her güzel şeyin bir sonu oluyor. Fatih Terim için de böyle bir son olabilir. Sonuçta e, geçen sezon yaşanan altıncılık bu sezon şu anda üçüncü hala şampiyonluk şansı var ama hani şampiyon olduğu senaryoda dahi bu sezon e, hani gönderilmesi beni çok fazla şaşırtmaz nasıl ki Erol Bulut için benzer ifadeleri kullandık. Hani bu takım Fenerbahçe şampiyon olsa dahi seneye devam etmemeli deniyordu Erol Bulut için. E, Fatih Terim için de bunun e, ben çok farklı e, olacağını düşünmüyorum. Benim e, görüşüm değişmez o konuda. Hani Galatasaray buradan şampiyon olur mu olur. Hala imkanı var ama olması devam etmesi için bence bir gösterge olmaz. Galatasaray'da. Bakalım yeni başkan Lajdan yeni başkan ya da mevcut başkan devam da edebilir Mustafa Cengiz. Nasıl bir karar verecek onu da önümüzdeki süreçte göreceğiz. 9.14 saatlerimiz şimdi iddia günün kuponu vakti geldi. Çattı bugün salı günü ve saat 22'de Manchester City Paris Saint Germain revanş karşılaşması oynanacak. Tabii ki bütün dünyanın gözü bu karşılaşmada olacak. İlk maçta City deplasmanda 2-1 kazanmıştı. Eee rövanş öncesinde de büyük bir avantaj elde etmişti elbette. Paris Saint-Germain'de e, bazı eksikler olabilir. E, bugünkü maçta zaten Gana Gueye kırmızı kart görmüştü. İki maç ceza aldı. Finalde de eğer çıkarsa Paris Saint-Germain mücadele edemeyecek. Mbappe e, bir sakatlığı var. E, ama götürüldü İngiltere'ye. Fakat e, oynaması beklenmiyor dün. Ben video görüntülerini de izledim. Havalına giderken e, sekiyordu net bir şekilde. Kylian Mbappe. O yüzden bugün oynaması beklenmiyor. Hücum açısından Paris Saint Germain'e elbette kötü bir haber. Ama çok da döndürülemeyecek bir skor değil. 2 birlik skor. Paris Saint Germain büyük bir kulüp. Neymar gibi bir yıldızla birlikte her an her şeyde olabilir. Bakalım Ali abi bu maçla ilgili hangi şeyi önerecek bize. Şimdi tabii ilk karşılaşmada hatırla Paris Saint Germain oldukça iyi başlamıştı. 25-30 dakika e, maçın kontrolü Paris Saint Germain'de e, golü bulan taraf e, ancak ikinci yarıda e, roller neredeyse tamamen değişmiş e, City kontrolü eline geçirmiş çok olgun bir oyunla e, kontralara fırsat vermeden ve iki gol bularak karşılaşmayı kazanmayı başarmıştı. Hakikaten etkileyici bir performanstı City adına e, tabi normal şartlarda e, deplasmanda 2-1 kazandın döndün içeride avantajlısın e, bu bir gerçek e, ama normal şartlarda değiliz pandemi döneminde seyirci baskısının olmaması çok şeyi değiştiriyor. Çok şeyi eşitliyor. Bir de takımların güçleri birbirine bu kadar yakınken iş biraz daha da zorlaşıyor. Her türlü sonuca açık hale getiriyor. Tabii ki Mbappe'nin olup olmaması Paris Saint-Germain açısından en kritik durum. Eğer o olursa şansı belirgin şekilde artar. Eğer onu 11'de görmezsek İbre City'ye döner. Aslında bu karşılaşmaya bayis e, bahis yaparken, yapmayı düşünürken Mbappe'nin durumuna göre karar vermek e, biraz daha sağlıklı olabilir. Hani maçlardan bir saat önce biliyorsun kadrolar açıklanıyor. Orada görmek sanki daha iyi olabilir. Mbappe oynamaz. Net bir şekilde söyledi sen. Ben sana. dün gördüm, video sanki gördüm. Sanki sana mesaj atmış gibi konuştum. Video gördüm, yürüyemiyor adam. Yani sekerek götürdüler yürüyor. o zaman? Abi yani takımla birlikte olması için ne olacak falan yani geçen... Yürüyemeyen adamı takımla birlikte olsun diye götürür müsün? Hayır. Nazım Sangare falan Alanya'ya götürdü. Şimdi niye götürdü adam sakat. E birliktelik hmm. bir takım olma ruhu. Takımdaşlık diyorsun. E, tabii ki İrfancan da gitti şimdi. Cezalıyken niye gitti adam oynayacak mıydı? Yok. Bu tarz şeyler e, bence önemli. Takım olmak. Hani kaptan Arda Turan da mesela zamanında sakatken ya da cezalı mıydı? Hmm. Gitmiş deplasmana. Bu tarz şeyler e, garipsemiyorum ben. Benim gördüğüm yani numara yapmıyorsa Mbappe bugün oynayamaz. Evet. Ben yine de Paris Saint Germain'in onlu ya da onsuz gol atacağını düşünüyorum. City de gol atar. Ee, 1.45'lik var oranı benim hoşuma gitti. Yani bu mücadelede e, City'ye biraz fazla e, ne, ne yapılmış derler, kıyak mı geçilmiş diyeyim hı hı. yani. 1.50 çok düşük Manchester City'nin galibiyeti için. Bence çok maçın e, gerçek oranlarını yansıtmıyor bu durum. Daha zor bir karşılaşma bekliyor bence Manchester City'yi. O yüzden hani 1.50'den City denemektense 145'ten gol varı denemek benim biraz daha aklıma yatar. 2.5 gol üstü de 1.38 verilmiş. Diğer tarafta bir de Bundesliga 2'de Kiel-Santhausen karşılaşması var. Onun da 2.5 gol üstüne gideceğini düşünüyorum. İki karşılaşması seçtim. Çünkü diğer mücadeleler bayağı atlikler. Bilmediğim likler. Ama bu iki karşılaşmada işte Manchester City, Paris Saint Germain'de gol var. Kiel, Saint-Auzin'de de 2.5 gol üstü denenebilir diye düşünüyorum. E, tabii ki bu büyük karşılaşmalara işte Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş ve Avrupa Ligi yarı final revanş maçlarına da iddia.com'dan e, kral oranlarla, daha yüksek oranlarla da oynayabilirsiniz. Bugün dediğim gibi City, Paris Saint Germain, yarın Chelsea, Real Madrid, Perşembe'de Roma, United, Arsenal, Villarreal e, maçları iddia.com'a özel yüksek oranlarla sizleri bekliyor. E mesajınız gelmiş. biraz mesajlarınıza bakalım. E Tarkan ismi dinleyicimiz demiş ki sevgili Mert Alam neye göre eşref Hamamcıoğlu önde eğer içini doldursanız sevinirim. Bir tarafta olarak demiş. benim gözlemim bu tamamen sübjektif bir durum. Ben öyle hissediyorum Galatasaray cephesinde şu anda ona daha çok ağırlık olduğunu düşünüyorum. Bu hani benim gözlemim dediğim gibi Burak Elmas da, Metin Öztürk de değerli adaylar. Belki onlar da önde çıkabilir. Sonuçta benim dediğimde e, olacak diye bir şey yok. E, sadece hissettiğimi, gördüğümü söylüyorum ben Galatasaray camiasında. Daha başka başka adaylar da çıkabilir. Hala iddialar var. E, hala son ana kadar e, işte Adnan Polat'ın e, aday olacağı söyleniyor. Kendisi sürekli yalanlasa da bunu e, neredeyse her gün bu yönde bir haber çıkıyor. E, Dursun Özbey'in e, hala aday olması Konuşuluyor yönetimine, işte Abdurrahman Bayrağı da alıp böyle bir liste oluşturması gündemde. Bunlar elbette dengeleri değiştirir ama ben mevcut durumda Eşref önde görüyorum. E, Mehmet Ünlü demiş ki, Eşref son dönemde yaptığı açıklamalarla taraftar nezdinde tepki almaya başladı. E, bu açıklamalar kendisine oy kaybettirir mi? Demiş, demiş. Yani taraftarla Galatasaray'ın kulüp içi üyeler çok birbirini yansıtmıyor. Hani Fenerbahçe, Beşiktaş'ta belki buna daha yakın bir görüntü var. Ama Galatasaray'ın dinamikleri biraz daha farklı taraftardan e, neredeyse bağımsız diyebilirim. E, hareket ediyor Galatasaray. O yüzden e, taraftar e, kızıyorsa da Eşraf Amamcıoğlu'na bu içerideki dengeleri çok fazla değiştirmez. E, buradaki yapı, buradaki üye yapısı e, Galatasaray'da çok daha farklı o yüzden bunun ben çok etki edeceğini düşünmüyorum. Bir de Fatih Terim'le ilgili mesela taraftarın hala çok sevdiği bir isim şüphesiz mesela bugün ben mesela Fatih terimle yola devam edilmemeli dediğimde elbette sinirlenen de birçok sayılı vardır. Ama Aslan'ın başkanı da mesela geçtiğimiz günlerde devam etmemesi yönünde bir çağrı yapmıştı. Böyle de düşünen taraftarlar var. O yüzden hani bu tarz Fatih Terim'le ilgili yapılan açıklamalar böyle çok dramatik bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Çünkü çoğu taraftar da Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumdan memnun değil. Yani geçen seneki altıncılık bu sezon büyük fırsat geçmişken eline Galatasaray'ın hani ligi kopartamaması Beşiktaş'ın ve şu anda mevcut durumda da Fenerbahçe'nin gerisine kalması elbette rahatsız ediyordur. O yüzden onunla yolların ayrılması da dünyanın sonu değildir. Bir teknik adam bir kulüp için yani Galatasaray Fatih Terim'de var olmadı elbette. O gittikten sonra da İlla ki illaki bir yerden hani görevi de bırakacak. Galatasaray'da da e, devam edecektir. Düşüncem bu yönde. E, onun haricinde Ümit Koşar, Galatasaray'ın UEFA kupası yıl dönümü olan 17 Mayıs'ta Fatih Terim'in şeklinde olsa istifa edeceği konuşuluyor. Sizce olur mu? Olursa mantıklı demiş. Mantıklı mı? diye sormuş. E, bilmiyorum ben hiç böyle bir şey duymadım. Böyle bir iddia okumadım. E, yani istediği zaman bırakabilir Fatih. Im. İlla bir mesaj vermesine <laughs> gerek yok yani. Yok ben UEFA kupasını aldığım zaman bırakayım. E, zaten 17 Mayıs ligin bitimine denk geliyor. Denk gelmiş olur 17 Mayıs'ta bırakırsa bana kalırsa. Buradan hani kime ne mesaj verecek anlamış değilim. ya. Yani 17 Mayıs'ta bırakınca infial mı olacak yani? 16 Mayıs'ta bıraksa aynı etki yaratmayacak mı Fatih Terim'in istifası? Bu tarz şekilli şeylere karşıyım ben yani ne gerek var? Eğer düşünüyorsa Fatih Terim başka bir amacı varsa bilemem ama bana öyle pek mantıklı gelmedi. Var mı ekleyeceğim bir şey? Yok. Ben çok takılmıyorum ben de bu konulara. Çok önemli değil diye düşünüyorum. Yalnız tabii e, Fatih Terim denklemi Galatasaray için çok zor bir denklem. Özellikle pandemi döneminde seçimin ertelenme ihtimaliyle beraber bu yönetimin e, yeni sezonun kadrosunu planlaması e, artı teknik direktörünü seçmesi e, Galatasaray için en istenmeyecek formül. E, ama bunun içinden çıkmak da pek mümkün değil. Çünkü hani belli ki Mustafa Cengiz yönetimi şartları biraz daha zorlamak istiyor, biraz daha hani o seçimi erteleyip belki değişen rüzgara göre seçimde kendine daha iyi bir pozisyon yaratmaya çalışıyor. O belli. Ama Fatih Terim ve Mustafa Cengiz yönetimi arasında sadece bu sene yaşananları düşünürsen, bu iki tarafın Galatasaray'ın yeni sezonunu planlaması ya da Galatasaray'ın yeni sezonunun içinde olması aynı anda hakikaten Galatasaray'ı en çok zorlayacak olan konu. E, çok çok zor Galatasaray açısından. Bakalım ben de merakla bekliyorum. Nasıl bir e, formül çıkacak oradan? Mesela şimdi gazetelere bakıyorum. E, bir yandan da transfer haberleri yazılıyor Galatasaray'da. Şimdi hani Beşiktaş'la ilgili yazılsa anlaşılabilir. Ahmet Nurçe bir devam edecek. Fenerbahçe'de başkanlıkta Ali Koç harici e, bir ismin gelmesi beklenmiyor. E, o da normal devam edilebilir transfer çalışmaları ama Galatasaray'da her şey belirsizken mesela Fanatik gazetesi Fatih Terim Paulinho'yu istedi demiş. Başkası işte şunu istiyor Galatasaray bunu istiyor. Çok makul gelmiyor bana. Bu kadar fazla transfer haberinin çıkması elbette birkaç çalışma olabilir ama o kadar belirsiz bir süreç ki Galatasaray'ın önündeki hani eli kolu bağlı bence öyle olması lazım. Galatasaray'ın hani Muslera sözleşme yenilemek basit bir karar ama geri kalan kararları vermek bu yönetimin mi işidir? E, Fatih Terim devam edecek mi etmeyecek mi belli değil. Onun dediklerini zaten yönetim yapar mı bu saatten sonra? O da ayrı bir Ama muama. büyük ihtimalle zaten hani bu işte birkaç dinleyicimiz yazmış ya Fatih Terim istifa edeceği söyleniyor, bırakacağı söyleniyor. E, büyük ihtimalle Fatih Terim de bu yönetimle devam etmek istemeyecektir. Ama Fatih Terim'in de çalışabileceği yönetici sayısı da azalıyor. Şimdi Mustafa Ama Cengiz Arası… Değil. Mert. Tamam bak Mustafa yani, Cengiz arası doğru, kötü. Tamam tespit doğru Abdurrahim ama. Abdurrahim Albayrak'la arası açıldı. Bu yönetim hiç değil. Tamam bak Abdurrahim Albayrak'la da arası açıldı. Şimdi Abdurrahim Albayrak da bir listeye kendini atmaya çalışıyor. Başkan adaylarıyla ya da olası potansiyel başkan adaylarıyla görüşüyor. Şimdi onda da mı devam etmeyecek? E Eşref Amcaoğlu'nun sözleri e o zaman zaten şey de daralıyor. Elinde Burak Elmas'la Metin Öztürk kalıyor mevcut konjonktürde. Yani. Bu da çok makul gelmiyor bana. Yani herkesle böyle bir ...problem olması... E, ...anlaşmazlık yaşanması çok sağlıklı bir yapı... ...doğurmaz Galatasaray'da. Zaten bu... ...problemlerle Galatasaray... ...iki senesi neredeyse kaybetti... ...başkan teknik adam. Şimdi daha sağlıklı bir ortamın... ...olması lazım. Galatasaray'da kim gelirse... ...gelsin başkanlığa. E, tabi istenen o. Ama pratikte gerçekleşir mi? Soru işareti. Eee... ...Cardel... ...ben Abdurrahim Albayrak'ın seçim kazandıracak... ...bir faktör olduğunu düşünmüyorum... ...demiş. Eee... Evet ben de katılıyorum. Galatasaray içindeki dinamikler çok farklı dememden kasıtlardan biri buydu. Şimdi taraftar hani bu iki seneyi eski için Abdurrahim bayrağı çok seviyordu ama kulüp nezdinde öyle bir gücü yok Abdurrahim Albayrak'ın. Mustafa Cengiz seçilirken de listesinde Abdurrahim bayrak var diye seçilmedi. Farklı dinamikler vardı. Dursun Özbek dönemi vardı. Tepki oyları vardı Mustafa Cengiz'e ve o sayede biraz seçildi. Şu anda da öyle çok seçim kazandıracak tek başına bir isim değil ama güçlü bir liste oluşturulması için de çalıştığı biliniyor. Tek başına o da kazanamayacağını bence farkında zaten. O yüzden bu kadar çok fazla çalışıyor şu anda perde arkasında. Abdurrahman Emal Bayrak da bir takım Galatasaraylılara sportif başarılara varken sempatik gelen bir figür olarak ön plana çıktı. Ama süreç ilerleyince yöneticilikte başka melekelerinde olması gerekiyor. Bunu kabul etmek lazım. Şimdi program içerisinde Yılmaz Vural'ın oyuncularla ilgili sözlerini eleştirdik ki eleştirilmesi gerekirdi. Hani bundan 2-3 sene olsa, önce olsa oyuncuyu döverdim diye. Şimdi Abdurrahim Albayrak'ın da mesela zannedersem Ankara gücü karşılaşması sonrasıydı. O adalet istiyoruz diye bağırması mikrofonların önünde. Artık bu çok çok geride kalan bir anlayış. Hani onu izleyen hiçbir Galatasaraylı da Abdurrahim Albayrak'a hak vermedi açıkçası. Ya da hoşuna gitmedi o... E görüntü, o şekilde bağırıp çağırıp e, dile getirmek adalet anlayışını pek hoş olmadı. Dolayısıyla Abdülhamit Albayrak da artık bana sorarsan e, devri kapanan e, yönetici tiplerinden bir tanesi. Nasıl ki devri kapanan teknik adamlar var. Abdülhamit Albayrak'ın da e, bir dönem tabii ki başarıları var ama artık bu anlayışla e, kulüpte yöneticilik yapmanın e, pek bir geçer olduğunu ben düşünmüyorum kendi adıma. O da Florya'dan uzaklaştıkça e, hani tabiri caizse defoları ortaya çıkan bir isim oldu. Onun hani fark yarattığı nokta e, Florya futbolcularla çok yakın teması, Fatih Terim'le olan sıcak diyaloğu, işte köprü olması yönetimle teknik direktör arasında. Ama ne zaman ki e, Florya'dan biraz uzaklaştı, işte transfer işlerine girdi, Falka'yla fotoğraf çektirdi, sosyal medyaya düştü, alan transferi için gitti Dubai'ye, orada anlaşmazlık oldu. Hani transferlerde e, biraz sıkıntı yaşadı Galatasaray, özellikle yabancı isimlerde. E, Abdurrahman Albayrak Hani futbolcuları da doğru kullanmak gerek ya. Yöneticileri de hani neredeyse e, orada kullanmak gerek. Çok güzel söyledin. Bir de Abdülhamit Albayrak'ın hem Falcao transferinde e, işte fotoğrafı çekip e, servis edilmesi. E, bununla beraber e, son olarak Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalardan sonra Florya'ya gidip oyuncularla fotoğraf çektirmesi. Aslında biraz da e, kendine ve tribünlere oynadığının da kanıtıydı. Kendi ismine ve e, tribünlere oynadığının kanıtıydı. İşte de hep bunlar diyorum eski artık. Hani bunları artık okumak daha kolaylaştı insanlar için. Eskiden bunları arada yedirebiliyordunuz tabiri caizse. Şu an insanlar biraz daha yaptığınız hareketlerin niyetinin ne olduğunu direkt olarak anlıyorlar. Çok doğru bir tespitte bulundun. Hani eğer abtrümal olarak flora'ya yakınken daha başarılıysa, orada tutmakta fayda var. Görev alanını oraya sınırlamakta fayda var. Onun dışına çıktığı anda bir takım aksaklıklar da beraberinde geliyor. Son bölümdeyiz. Sabah Sporunda 9.33 yaptık saatlerimizi. Eee az önce bahsetmiştim. Bugün Halil Dervişoğlu ile ilgili iki farklı gazetede iki farklı aslında ortak noktaları da olan haberler var. Birincisi Hürriyet Gazetesi'nde Ali Nacık Küçük imzalı bir haber. başlığı şu. Galatasaraylı Halil'e Fenerbahçe'de talip denmiş. Teknik direktör Fatih Terim Gençler Birliği maçın ardından yaptığı açıklamada Halil Dervişoğlu'nun gelecek sezonda takımda görmek istediğini net bir şekilde ifade ederken genç golcüyü çok beğenen Emre Belezoğlu'nun da transferde devreye girdiği ortaya çıktı. Yine yeni bir e, transfer savaşına hazır olun. İki cephe arasında gerçekten her transfer dönemi bu tarz e, haberler görüyoruz. Haberler sonrasında gerçeğe dönüşüyor. E, kulüpler çekişiyorlar bir taraf sonunda mutlu sona ulaşıyor. yazında demek ki biz açılışı bununla yapacağız. Halil Dervişoğlu transferi sonrasında elbette yine kulüplerin birbirleriyle yarışa girdiği isimler ortaya çıkacaktır. Halil'i istemesi çok anormal midir Fenerbahçe'nin? Değildir. Fenerbahçe şu anda Center for konusunda bir problem yaşıyor. Oraya aldığı isimlerden yeteri kadar verim alamadı. Samattan'ın dünkü hali ortada. Gelecek sezon bonservisi alınıp büyük ihtimal gönderilmeye çalışılacak hemen. E, Papi ise e, maç öncesi ısınmada oturduğu yerden çok şık e, top sektirme yapsa da e, takım içinde verdiği katkı aynı oranda değil. Gördün mü bu arada Sisse'nin e, maç öncesi e, şık hareketleri vardı. E, Adem'i aynı şekilde zaten kadroya dahi giremiyor kara gümrükte bile. E, bu kadar sıkıntı yaşarken e, Valencia'da nasıl fark yarattı şu anda? E, tıpkı Abu Bakar gibi hani orta sahaya geliyor, sırtı dönük top alıyor, oyunu rahatlatıyor, koşular yapıyor, iki ayağında kullanıyor. Ali Dervişoğlu da çok farklı bir profil olarak görmüyorum ben Galatasaray'daki performansı. Halil'in de aşağı yukarı böyle. Hani bu maçta da son karşılaşmada attığı gol, topla buluştuğu yer, driblingi, sırtı dönük alıp yüzünü kaleye dönmesi vesaire, Valencia'yı andıran bir profil. O yüzden de eğer Emre Belezoğlu kalacaksa, Forvet'e de böyle bir isim düşünmesi dediğim gibi çok anormal değil. Bir kere yerli yabancısını da çok büyük bir aksilik olmazsa, Newton kanunlarında bir değişim olmazsa tıpkı kümede küme düşme gibi o da devam edecek. O yüzden bu isim bana anormal gelmiyor. Sözcü gazetesi de bu iki takıma Galatasaray ve Fenerbahçe'de Trabzonspor eklemiş. Trabzonspor'un da yine Halil Dervişoğlu'yla ilgilendiği. Çünkü orada da Canini'nin transfer olma ihtimali var. Afobe'den çok memnun değil Abdullah Avcı. Halil de potansiyeliyle Trabzonspor'da fark yaratabilir denmiş. Böyle bir transfer yarışı gözüküyor. Ali abi sen nasıl yorumlarsın? Ben bunları yorumlamıyorum çünkü çok erken. bu tarz transferleri konuşmak için bir sürü belirsizlik oluyor. Daha transfer sezonu başlamadan bu tarz haberler biraz çekmecedeki haberler. Neden? Çünkü bir oyuncu iyi performans gösteriyor. Ondan sonra bir bakıyorsun işte Galatasaray Fenerbahçe X kulübü işte opsiyonu beklemeden hemen bon servisini alacak. Mustafa Muhammed ilk geldiği zaman 5 gol attıktan sonra çıkan haberleri düşün. Şimdi Halil formda. Dolayısıyla Halil'in transferiyle ilgili konuşuluyor. Ama Fatih'in de Getson ve Halil'le ilgili düşüncesini net bir şekilde ifade etti. Yani, alın, yani e Getson alamaz da Takımda olmasını istiyor önümüzdeki. E, i̇ster yani Halil şimdi iyi performans gösteriyor. Gencecik oyuncu. Neden istemesin? İster. Hani orada garip bir durum yok. E, ancak daha erken bu tarz konuları değerlendirmek konuşmak için. Tabii ki ister. Şimdi Beştaş mesela Roziye ile Gezal istemiyor mu? Hı hı. İstiyor yani şimdi. Orada da garip bir durum yok. Halil'e de değerlendirmeyeceğim diyorsun. Efendim? Halil'de de değerlendirmeyeceğim diyorsun. Değerlendirmeyeceğim derken? Yani Fenerbahçe nasıl olur? Uyar mı? hani ha, O kısma yok, girmiyorsun. Yok, o. Ta, yok onlar için çok erken. Evet o zaman konuyu değiştiriyorum. Ee, Anadolu Efes bugün Real Madrid karşısında e, çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Avrupa Ligi Euro Lig'de, e, biliyorsunuz dört e, lifine de kalmak için artık son karşılaşma 2-0'a getirmişti. İstanbul'daki maçlarda farklı kazanmıştı Anadolu Efes. Artık Madrid'de hani, öylesine bir karşılaşma olur. 3-0 biter gibi düşünürken işte öyle olmadı. Real Madrid üst üste iki maçı da kazandı hem de son bölümdeki e, serilerle birlikte kazandı. Bu da e, daha da yaralayıcı olmuştur Anadolu Efes için. Şimdi e, serinin son karşılaşması oynanacak. Bugün e, İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda ve saat 19.45'te başlayacak Bein Sports 3 kanalından da canlı olarak yayınlanacak. Kazanan takım adını e, Final Four organizasyonuna yazdıracak. Fakat işte son iki maçtaki durum Real Madrid'in oyunu çevirmesi son pilottaki oyunlarıyla baya bir kötü olmuştan dolayı Efes için Ama Andolu Efes hala Real Madrid'den çok daha güçlü olan taraf bugün bunu biraz hatırlaması gerekiyor. O ilk bölümde gösterdiği performansı maçın son bölümünde de bırakmaması lazım. Ergin atamanın belki biraz inadından son bölümde özellikle vazgeçmesi gerek. İnşallah bundan önceki iki İstanbul'daki maç gibi farklı Anadolu Efes'in farklı kazanacağı bir karşılaşma olur. Aksi halde gerçekten Anadolu Efes'in bu sezon ilk bölümden sonra gösterdiği performansa yazık olacak. Yani buraya kadar getirmiş şampiyonun en büyük favorisi olarak konuşulurken çok da iyi olmayan bir Real Madrid'e böyle üst üste 3 maç vererek elenmek, dörtlü finale bile kalamak, kalamamak çok kötü olacaktır. Hani Bu takım geçen sezonun tartışmasız en iyisiydi. Pandemi girdi araya. Dörtlü final organizasyonu yapılamadı. Şampiyonluktan bir anlamda oldu Anadolu Efes. E bu sezon bakıyoruz son dönemdeki performansı tartışmasız en iyi takım Anadolu Efes. Lider bitiren Barcelona'nın da önünde gözüküyordu. 2-0'a getirdi ama işte son iki maç böyle en ufak bir rehavete yer olmadığını çok net bir şekilde gösterdi. Sporda bunlar var. Bırakmamanız gerekiyor. Anadolu Efes'te inşallah bu iki maçtan çıkardı derse bugün bize bir hayal kırıklığı yaşatmaz. E tabi. Sen güzel özetledin durumu. Yalnız son iki mağlubiyet biraz özgüven kırıcı oldu. Bunu da söylemek gerekiyor. Yani devreye 10 sayılarla 11 sayılarla önde gir. Üçüncü periyotu önde kapat. Ondan sonra çok büyük bir seriye ve maçı ver. Bu Anadolu Efes için özgüven kırıcı iki mağlubiyet anlamına geldi. Ee, ve işte tabii oynadığın takım e, sonuçta Real Madrid winner bir camia. E, bu yolları çok geçmiş, e, vazgeçmeyen genlerinde bu tarz özellikler olan bir takım. Şimdi durduk yere hani çok çok önde olduğun e, Real Madrid e eşleşmesinde bir final maçına çıkıyorsun. E, şu an aslında senin ne kadar şansın varsa Real Madrid'in de o kadar şansı var. Bu noktaya getirmemeliydi Anadolu Efes. Yani adeta uyuyan devi uyandırdı. Şimdi Onur kırıcı mağlubiyetler almıştı Real Madrid Anadolu Efes karşısında. E, ama o geri dönüşle beraber onlar da bir kendi kimliklerini hatırladılar. İşte bu tarz rakipleri e, çok fazla uyandırmamak gerekiyor. Hani zor durumdayken orada işi bitirip bana sorarsan dönmeliydi Anadolu Efes. E, şimdi e, tabii ki Anadolu Efes avantajlı. Tabii ki Anadolu Efes senin dediğin gibi e, sezonun en iyi takımı. Ama tek maç. Tek 40 dakika. Eee... Çok zor. Evet her an her şey olabiliyor. Basketbolda Real Madrid'de çok e, kariyerli isimler var elbette. Yani şimdi sen Real Madrid yerine koy kendini. Hep kendi açımızdan bakıyoruz ama e, seni 20'lerle 25'lerle yenen takımı iki kere e, çok geriden gelip mağlup etmeyi başardın. Şimdi bir korkun kaldı mı? Yok, yapabileceğini gösterdi. Tabii. Aynen öyle. İşte o noktaya getirmemek gerekiyor bu tarz ekipleri. E, çok tecrübeli, çok üst düzey oyuncuları var Real Madrid'in. Ben biraz çekiniyorum açıkçası. Hani Anadolu Efes favori olsa da biraz çekiniyorum, korkuyorum. Bugün e, iddiada da biz hani futboldan kuponlar veriyoruz. Oradaki oranları paylaşıyoruz genelde. E, Anadolu Efes maçında da tek maç e, ve canlı seçenekleriyle oynayabileceksiniz. Anadolu Efes'in galibiyet oranı 1.15. E, Real Madrid için bu oran 3.10 olarak verilmiş. Zaten oranlardan evet. da Anadolu Efes'in e, ne kadar favori olduğu e, ortada. Ama işte son iki maçtaki durum... Pek iç açıcı değildi temsilcimiz adına. Başarılar dilerim Anadolu Efes'e. Umarız yarın burada Anadolu Efes'in galibiyetini konuşacağımız bir program olur. Dörtlü finaller. Çünkü istikrarlı bir şekilde de aslında takımlarımız orada son dönemde. Fenerbahçe zaten uzun süre bunu başarmıştı. Anadolu Efes'te Ergin Ataman'la birlikte tekrar oraların takımı olduğunu gösterdi. Yani Türk takımsız bir Final Four. Ben artık düşünemiyorum. Umarız bize... Bunu yaşatmaz Ergin Ataman ve öğrencileri. Bir başka konumuz, bugün konuşmadığımız. Dün Ajans Spor'da haberini yaptık. Sonrasında bir yalanlamada geçildi haberimiz ama haberi yapan Salim Manav arkasında haberinin. O da şu, Hatay Spor'da Beşiktaş maçı sonucu, sonrası koronavirüs testi yapılıyor ve iki isim, İki futbolcu ve bir teknik ekipten olmak üzere üç kişi de koronavirüs pozitif e, çıkıyor. E, bunu biz paylaşıyoruz. E, haberi Ajanspor'da sosyal medyadan paylaştık. E, farklı gazeteciler de e, bu haberi doğruladılar. Fakat Hatay Spor Cephesi e, basın sözcüsü Rahmi vardı. E, bu haberleri yalanladı. Böyle bir durum e, söz konusu değil e, dedi. E, fakat Salim de haberin arkasında olduğunu sonrasında paylaştı. Bu. E, bu konuyu şu yüzden söylüyorum çünkü e, Beşiktaş bu maç öncesi... Hızlandırılmış test talep etti. Evet test talep etti Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Ömer Erdoğan pozitif çıkmıştı. Takımda başka pozitifler olabilir denmişti. Onu da çok anlamıyorum. Zaten bu oyuncular test olmuyor mu? Niye bir daha üstüne test istiyor Beşiktaş Kulübü? Zaten prosedür, normal prosedür işlenmiyor mu? Taşsı bu normal prosedürü işletmiş. Niye ekstra? Hani vaka çıkınca bir test daha mı olması gerek? Böyle bir prosedür yok. Böyle bir zorunluluğu da yok kulüplerin. Hani Beşiktaş başvurabilir ama kabul görmedi diye de ortalığı yangın yerine çevirmesini ben çok sağlıklı bulmuyorum. Yani burada protokole bir şeyiniz olabilir, itirazınız olabilir ama Hatay Spor ya da TFF'ye hani niye yaptırmıyorsunuz diye eleştirmek bence çok mantıklı değildi. Çünkü orada bir söylenti çıktı. Hatay işte koronavirüslü oyuncuları oynatabilir. E, Beşiktaşlı oyunculara bulaşabilir. Galatasaray maçında Beşiktaşlı oyuncular oynayamayabilir. Tüm şey bunun üzerinden çıktı. Evet ama hani e, çok da sağlıklı değil, değil. E, bu tarz söylen Beşiktaş taşta işte işi biraz farklı noktaya e, taşıdı burada hani hani her takım bizim karşımızda Galatasaray maçına eksik çıkmamızı istiyorlar gibi Şimdi böyle bir algı TFF'nin e, bu protokolünün çok sağlıklı olduğunu düşünmeyenlerdenim e, artık neredeyse bir buçuk sezonu e, Covid ile beraber yaşadık ama hala bir şeffaflık yok hala bir düzen yok e, Türkiye Futbol Federasyonunun bu test protokolünde ama sadece bu söylenti üzerinden yola çıkıp da bir şey talep etmekte de doğru değil. Sonuçta Hatay'da Beşiktaş'ta o protokol çerçevesinde hareket ettiler. Hatay'da teknik adam pozitif çıktı. Beşiktaş'ta çıkmadı ve yola devam edildi. İşte dün de haberle beraber tekrar tabii bu gündeme geldi. Evet isimler belli değil ama Ertan Süzgün sanıyorum paylaşmıştı. Eğer Perşembe Güngü Test'te Münir, kaleci Münir de pozitif çıkarsa e, genç takımdan bir kaleci e, kalede olabilir deyince herhalde yedek kalecilerde pozitif pozitif Ben Şöyle söylendi. İki oyuncu da oynamıyor dendi. Evet süre almadı iki evet. oyuncu da Beşiktaş maçında. yedek kulübesindeydi aynen, aynen. ama süre almadılar. E, onun söylemini de düşününce yedek kaleciler olduğu e, hesaba katılıyor. Bakalım gerçekten öyle mi olacak? Bunu da zaten Hatay Spor'un bir sonraki maçı kimle ona bakayım. O karşılaşmada anlarız. Ee, öyle bir durum söz konusu mu değil mi? Ee, Sonuçtan kağıt üstünde e, Hatay Spor cephesi yalanladı e, bu haberi ama e, biraz da maç kadrosuna bakmak lazım. Oradan e, teyit edilmiş olacak bu durum. E, evet. Konularımız bu kadar Ali abi. Yavaş yavaş da sonuna geliyoruz e, programın. Var mı eklemek istediğin bir şey? Vallahi e, bugün tabii e, Anadolu Efesi sen de söyledin. Başarılar diliyoruz. Umarız e, Real Madrid engelini aşarak Final Four'a adını yazdırır. E, onun sonrasında e, çok güzel bir karşılaşma bizleri bekliyor. Manchester evet, Manchester City Paris saatleri Saint -Germain. güzel. 19.45-22. Biraz da dinleneceğiz arada izleyeceksek tabii. Evet. E, i̇kisi de izlenebilir hakikaten. E, güzel karşılaşmalar. E, Manchester City Paris Saint Germain e, Paris'teki mücadele çok çok güzel olmuştu. Hakikaten insanlar çok keyif almıştı. 3 aşağı 5 yukarı öyle bir karşılaşma bizleri bekliyor diye düşünüyorum tekrar. Ee, bu da biraz sevindirici böyle. Hani bir maç için heyecanlanmak ya yani şu saati gelsin de izleyeyim demek güzel. Çünkü son dönemde bunu pek yaşayamıyoruz. Seninle zaman zaman konuşuyoruz. Sürekli karşılaşma, sürekli karşılaşma. Ee, ama bu Manchester City Paris Saint Germain rövanşı açıkçası futbol severleri e, biraz heyecanlandırıyor. E, umarım de oynar ki hani böyle daha da keyifli bir mücadele olur onun sahada olmasıyla beraber. Onun dışında e, herhalde haftalar sonra Süper Lig'de hafta içinde bir karşılaşma yok. E, takımlar e, bizler biraz dinleneceğiz. Artık ondan sonra da son 3 hafta e, hafta sonu Cuma günü Cumartesi günüyle beraber başlayacak. E, aynı saatte mücadeleler. E, düşme hattında artık hani Denizli'den sonra e, Gençler Birliği ve e, Erzurum'un da işi çok kolay gözükmüyor. E, lig'in üst tarafı zaten sürekli olarak konuşuluyor. Ee, Sivas Spor'un e, uzun serisi hakikaten takdire değer bir seri. Ee, Rıza Hoca'yı tebrik etmek gerekiyor. Böyle bir sezonda 16 maçla en uzun süre e, yenilmeyen takımı e, tekrar yaratmayı başardı. Yaratmayı başardı diyorum çünkü Sivas Spor sezonun başında e, biraz dağılmış bir görüntüdeydi. UEFA e, Avrupa Ligi bir taraftan, sakatlıklar, hastalıklar bir taraftan. İşte sen zaman zaman konuşuyorsun. Kadronun yaşalması bir taraftan ama... Ee, gördüğün gibi e, sezon içerisinde de e, takımlar e, tekrar toparlanıp e, istikrarlı bir şekilde yukarı çıkabiliyorlar. İşte Sivas Spor tüm zorluklara rağmen e, çok da fazla bahane üretmeden e, 16 maçlık e, çok olağanüstü bir seriyle bana sorarsan böyle birlikte. Çünkü 16 maçlık seriyi mesela normal bir sezonda bizim için normal bir sezonda 34 haftalık her hafta maçın oynandığı hafta içi futbolun oynanmadığı bir sezonda. E, daha anlaşılabilir bulabilirsin ama e, bir hafta sonu bir hafta içi e, neyin ne olduğunun belli olmadığı ve e, büyük takımların dışındaki takımlara da çok fazla bakılmadığı onların da hakkının yenildiği bir ortamda Rıza Çalınbay'ın Sivas'ının 16 maç yenilmemesi ve e, sezon hedefine ulaşması bir anlamda 5.lik e, en azından şu an için yakaladılar o çünkü puanlar çok yakın belli olmaz daha Sivas Spor'un Fenerbahçe maçı var Hala kaybedebilirler. Ama çok değerli buluyorum. Rıza Çalınbay'ı da, Sivas'ı da, Sivaslı oyuncuları da tebrik etmek lazım. Orada Max Gredel sezonun en iyi performanslarından birini ortaya koyuyor. Onun da iyi bir profesyonel hani futbolu seven bir oyuncu olduğu ortaya çıktı. işte sen dün güzel Ömer Erdoğan'ın Mamadiouf örneğini verdin. Max Kredel de kalitesini zaten bildiğimiz ama işte zaten yaşı sebebiyle ancak Türkiye'ye gelen oyunculardan biri ama o da o performansı ortaya koydu. Bunlar da ligin hani güzel, iyi tarafları. Umarız kalan 3 haftada e, çok fazla yangın, gürültü, komple teorisi olmadan sağlıklı bir şekilde tamamlar. E, bayramı da güzel bir şekilde geçiririz. Sivas Spor 13. haftada 16. sıradaydı. E, bir yandan o senaryo işte Avrupa Ligi, sakatlıklar, Covid, 13-14 kişiyle maçlara çıkıyordu Sivas. E, 37. hafta 5. sıra, e, hani sezonun en çok konuşulan takımlarını geçtiler. E, Alanya Spor, Hatay Spor, Gaziantep, e, Karagümrük bir dönem konuşmuştuk. E, onların şu anda önünde olması gerçekten enteresan. Bir de hedefsiz takımlar e, kontak kapatır, biraz rahatlar diye genelde konuşuyoruz. Ki haklılık payı zaten çok yüksek ama Sivas Spor hiç bunu aldırış etmedi. E, kendi bildiği yolda e, Sivas e, devam etti ve böyle bir seri yakaladı. O da enteresan. Ya bir de bir seri noktaya geldikten sonra daha da uzatmak insan doğasında yok mu onu istemek? Yani 10 maç oldu neden 11 maç olmasın? Yenilmiyoruz neden daha fazla olmasın? Neden daha fazla olmasın? Bence bu sporda önemli bir motivasyon. Ama işte oraya kadar nasıl geldi 10 maçlık seri de mesela yani sonuçta? Orada da küme düşme korkusu pek yoktu Sivas Spor'un e belli bir yerden sonra. Ama onlar e, seriye devam ettiler. Bir yerde kesilebilirdi ama yok böyle devam ediyor Sivas Spor. Evet orada beraberlikler fazlaydı Sivas Spor adına. Sonuçta bu 16 maçlık serinin e, 14 galibiyet 13 galibiyetlik bir durumu yok. Beraberlik sayısı, galibiyet sayısına yakın ama nereden baksan hani Sivas Spor'un sezon içerisinde geldiği nokta takdire değer sezon hikayelerinden bir tanesi. Bir de Ankara gücünden bahsedelim. O da şu anda küme düşme hattına geriledi. Beş maçtır kazanamıyor Ankara gücü. Beşiktaş beraberliğiyle başladı. Denizli beraberliği, Yeni Malatya, Gaziantep, Başakşehir maçlarında da kayıp Ankara gücü. Hikmet Karaman'la o tılsımını kaybetmiş gözüküyorlar. Ve şimdi Fenerbahçe'ye konuk edecekler sonrasında direkt rakiplerinden biri Kasımpaşa ile oynayacak. Ve kapanışı da Alanya Spor maçıyla yapıyor Ankara gücü. Onlar da hani kümede kalma konusunda çok ümitlenmişken bir anda işler terse döndü işte. 2-3 karşılaşmada üst üste 3 mağlubiyet oldu Ankara gücü. Şu Ve an ligin 18. dibinde e, seri yapan takım Başakşehir oldu. 4 maçlık bir seri yaptılar. O 4 maçlık seriyle beraber düşme hattından yukarıya doğru kendilerini attılar. Ama onun dışında hiçbir takım iyimesini devam ettiremedi. Yani Gençler Birliği Özcan Hoca ile kazanmıştı. Onlar tepe taklak oldular son haftalarda. İşte Yılmaz Vural, Erzurum Spor'un 3 maçlık serisi vardı. Onlar gittiler. Ankara gücünü sen anlattın. Aslında sezonun bu bölümünde formda olması gerekirken takımlar, ibreler hep tersine döndü. İşte Denizli mücadele etti, etti. Bir yere kadar gücü yetmedi. Likten düştü. Diğer takımlar da hani şu anki havalarıyla çok bulundukları pozisyonları değiştirebilecek bir görüntü vermiyorlar. Artık orada formdan ziyade benim gördüğüm az hata yapanın daha az hata yapanı ya da öyle söyleyelim daha az hata yapanın ligde kalacağı bir tablo var. Çünkü bu form durumları hani onları kurtaracak bir form durumu değil. Şunu demiyorsun Ankara gücü bundan sonraki 3 karşılaşmada yenilmez. İşte 5 puan alır ligde kalır diyebildiğim bir görüntü yok şu an. Evet e, bitirdik o zaman bugünlük e, sabah sporunun sonuna gelmiş e, bulunuyoruz. Herkese teşekkürler. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.